İyi geceler sevgili seyirciler, Gündem Ötesi'yle birlikteyiz. Programımızda tarihe bir göz attığımızda, özellikle Osmanlı'dan bahsettiğimizde, Cumhuriyet'in kuruluşuna atıfta bulunduğumuzda hep konu İttihatçılara gelir ve hep deriz ki ah bir İttihatçılar üzerine program yapsak, İttihat ve Terakki'yi bir konuşsak deriz. Çünkü hep ilginç mevzular önümüze çıkar. Mesela Sultan Abdülhamit'in tahttan indirilmesinde İttihatçıların rolü neydi? Bu konuşulur. Ondan sonra Ermeni tehciri meselesinde İttihatçılar konuşulur. İttihatçıların dine bakışı konuşulur. Özellikle Balkanlarda İttihatçıların rolü üzerine hep tartışmalar çıkar. Sonra notlarıma bakıyorum. Nasıl bir milliyetçilik, Turancılık anlayışı üzerine hep konuşulur ve Masonik bağ var mıdır, yok mudur? Ortaya atılan iddiaların bir kısmı, eleştirilerin bir kısmı gerçekten çok ağır. Bir kısım der ki onlar vatanperverdi, cansiperane, vatanı savundular. Niyetleri çok iyiydi ve ellerinden geleni aslında yaptılar. Bir kısım da der ki onlar aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun mezarcılarıydı. Mezarını kazdılar derler. İşte bu gece biz de bu konuyu masaya yatıracağız ve iki kıymetli isimle, iki dişli desem uygun kaçar mı? Profesör Ahmet Şimşirgil bu gece bizlerle birlikte ve siyaset bilimci Türkiye Günlüğü Dergisi Genel Müdürü Mustafa Çalık bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Bıçak sırtı bir konu. Özellikle bu gece bizlerle birlikte olduğunuz için ayrıca ikinci teşekkürümü de bu konuda söylemek istiyorum. Sevgili seyirciler, etiketimizi açıklıyorum. Bence tarihimiz. Bence tarihimiz etiketiyle bizlere yorumlarınızı yazabilirsiniz, sorularınızı gönderebilirsiniz. Hatta ben müsaadenizle birkaç yorumu hemen hızlıca okuyacağım ve ardından da konuklarımıza geçeceğim. Şimdi şöyle diyenler var. Bence tarihimiz tüm tarihlerin köprüsüdür diyen, muhtaç olduğumuz kudretin damarlarımızdaki asil kanda mevcut olduğunu anlayacağımız Alev Üstündağ. Turkuaz diyor ki eğer yaşayan bir canlı olsaydı aslında bizden utanırdı diyen de var. Turkuaz böyle demiş. Şefik Ateş Meriç de demiş ki baştan başa şanla şöhretle, şerefle yazılmıştır. Övüneceğiz, fazilet duyacağız demiş. Ama tabii herkesin bakışı farklı. Ve lafı uzatmayacağım. Kendi aralarında anlaşmışlardı. Ahmet Hocam önce başlayacaktı. Dolayısıyla hemen sözü bırakacağım. Sevgili hocam, size göre İttihatçılar kim? Vatan haini mi? Yoksa Cumhuriyet'in temel taşlarını döşeyen, modern dünyaya yüzünü dönmüş olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu vatan kahramanları mı? Ben de önce affınıza sığınarak size selamlarla bahsedeyim. Bu tarafa gelirken fakülteden talebelerim Hayrın Nisa, Merve, Seda, Emine, Hilal'in çok selamları var. Ve aleykümselam, onlara kitap gönderelim o zaman. Hocamızın kitaplarını Mustafa Çalık. Ne dersiniz? Güzel. Sizleri çok seviyorlarmış. Sağ olsun. Ve memnunlarmış. Teşekkürler. Şimdi tabii vatan haini mi, şöyle mi, böyle miden ziyade elbette ki biz yaptıklarını konuşacağız. İttihat ve Terakki netice itibariyle bir darbe cemiyeti, bir darbe örgütü. Abdülhamit Han'ı tahtından indirmiş, alaşağı atmış, etmiş ve Türkiye'de bir devre adını vermiş bir örgüt, bir cemiyet. Şimdi Osmanlı'da çok darbeler oldu. Pek çok darbeler oldu. Bu darbelerin, yapanların etkisi belki bir yıl sürdü, belki iki yıl sürdü. Ama mutlaka ortadan kaldırıldılar. Ama İttihat ve Terakki darbesi öyle bir darbeydi ki neden çok konuşuluyor? Zira Abdülhamit Han tahttan indirildiği değil de ikinci meşrutiyetin ilanından itibaren Türkiye'de artık birilerinin sözü geçti. Bu ister iktidarda olsun, ister olmasın. İster gizli karanlık bir güç olarak kalsın, kim bu adamlar? Yani hep onların etkisi var. Ne zamana kadar? Ta ki 1918'e kadar. Yani bir defa 9 sene boyunca memleketin tam manasıyla yöneticisi bunlar. 1908'de, 1918'de ise bunlardan 3 tanesi belki yurt dışına kaçtı. Ancak İttihat ve Terakki Cemiyeti bana göre örgütü hep devam etti. Belki etkileri günümüze kadar devam eden bir cemiyetten, bir örgütten bahsediyoruz. Dolayısıyla İttihat ve Terakki önemli. İttihat ve Terakki her meselede karşımıza gelecek. İttihat ve Terakki her meselede gündemimize gelecek. Şimdi bu noktadan baktığımız zaman bir, Abdülhamit Han öncesi örgütsel faaliyetleri var. İki, devlet haline geldiği Osmanlı denildiği zaman İttihat ve Terakki denilen bir dönem var. Üç, ve akabinde Balkan Savaşları, Birinci Cihan Harbi,
bir imparatorluğun mahvedilişi var 9 senede. Bu yönüyle baktığımız zaman size ben net şunu söyleyebilirim. Hayırlı hiçbir işi olmayan adamlar, doğru hiçbir işi bulunmayan adamlar, imparatorluğun gömücüsü, milletin mahvedilişi, yani bu insanların şu millet nazarında baktığımız zaman, bugün ben şahsen öyle bir noktadan değerlendirmelerimi yapacağım, söyleyeceğim. Bunu ne için söylüyorum? Zira bir şeyin temeli önemlidir. Yolun başı önemlidir, çok önemlidir bu. Temel çürükse, üzerine istediğin gibi yaldızlı bir binayı yerleştir. O bitmiştir. Onun hiçbir hükmü yoktur. Bir defa temeli bozuk derlerse kimse 5 para vermez ona. Veya bir yola yanlış girdiğinizi düşünün. Şimdi bir insan, bir ormanda yol açıcılar vardır. İnsanlar heyecanla çalışırlar. Hani az önce bunlar çok iyi niyetliler mi derken, iyi niyetle, gayretle yol açarlar. Ama tepede ağacın üzerinde birisi oturmaktadır. Onlara der ki sağa doğru gidin, sola doğru gidin, doğru gidin. Onlara yön çizer. Yönü bilen adam o üste rahat oturan adamdır. Alttakiler bazen onun üste rahat oturmasına bakarlar ve derler ki işine bak. Biz yolu açıyoruz. Biz yolu buluyoruz, açıyoruz. Onun söylediğine uymadıkça yanlış giderler, yanlış yolda. Ter akıtıyorlar. Gayret gösteriyorlar. Belki heyecanlılar, belki çalışıyorlar. Ama gittikleri nokta uçurum. Karanlık bir nokta. Yani siz temeli doğru önce yapmalısınız. Sağlam bir temel, sağlam bir yol çizmelisiniz. İttihat ve Terakki'nin yola çıkışı yanlışın üzerinde oldu. Ve ondan sonra hep bana göre yanlışın üzerinde, ki zaten sonuca baktığımız zaman da bunu göreceğiz, devam edecek. Öyle bir başlangıçtan hayırlı bir netice asla doğmayacaktı ve doğmadı. Peki hocam, siz bunları konuşurken Mustafa Çalık böyle hem not aldı hem de bir iki yerde zıpladı. Değil mi hocam? Zıpladığınızı gördüm. Yok, zıplamış mıyım? Şimdi, öyle mi gözüküyor oradan bakınca? Vallahi bir zıpladınız sanki. Şimdi darbe cemiyeti dedi, darbe örgütü dedi. 9 senede bir imparatorluğun mahvedilişi ancak böyle olurdu. İşi olmayan adamlar dedi. Zaten sonuca baktığımızda da tabloyu görüyoruz dedi. Siz ne diyorsunuz? Siz, tabii Sayın Şimşirgil'i ben hayretler içinde dinliyorum. Hayretler içinde dinledim. İttihat Terakki bir darbe örgütü. Radikal bir örgüt olduğu kesin. İhtilal yaptı, darbe yaptı. Yani önce meşrutiyet inkılabı diyor onlar. Meşrutiyeti zorla ilan ettirdiler Sultan Abdülhamit Han'a. Daha sonra 1913'te bir darbe var. Babali baskını. Asıl darbe sıfatını hak eden odur. Başında Enver'in ve Talat'ın bulunduğu 8 veya 9 kişi Babali'yi bastı ve hükümeti alaşağı etti. Yoksa Bulgarlar Selimiye Camii'ne at bağlamışlardı. Selimiye Camii şimdi herhalde başka bir şeydi. Edirne'de yoktu. Onlar Babali'yi bastıkları vakit, darbe yaptıkları vakit, kabine toplantı halinde Babali'de, başında Kıbrıslı Kamil Paşa, 80 yaşındaki Kamil Paşa Hazretleri, İngiltere'ye gidecek notanın müsveddesini yazmak üzere odasına çıkmış Kamil Paşa. Kabine odasında diğer nazırlar toplantı halinde, içtima halindeler. İngiltere'ye verilecek notanın mahiyeti Edirne'nin gidişine rıza gösteren bir nota. Müsveddesini yazıyor Kamil Paşa. O esnada aşağıda basıldı hükümet merkezi. Aşağıda arbede oldu. Biraz sonra da henüz nota müsveddesini bitirmeden Kamil Paşa Enver Bey tepesine dikildi. Cebren istifa ettirdi. İstifanamesini aldı. Saraya götürdü. Yerine Mahmut Şevket Paşa'yı sadrazam yaptılar. Bunların hepsi doğru. Kimse İttihat Terakki çok demokratik yollarla iktidara geldi, demokratik yollarla gitti vesaire, demokratik yollarla iş gördü, öyle bir şey demiyor. Ama Ahmet Bey de, tarihle uğraşan herkes de gayet iyi bilir. Bizim tarihimizde ordunun ağırlığı, askerin siyasetteki ağırlığı İttihat Terakki ile başlamış bir şey değildir.
Bakın biz kendi kara ordusunu, profesyonel ordusunu ki tarihte profesyonel ordunun en başarılı örneklerinden biridir Yeniçer Ocağı. Biz kendi kara ordusunu topa tutmuş, topa tutarak imha etmiş, lağvetmiş, kapatmış bir devletiz 1826'da. Ve buna Vakai Hayriye deniyor tarihimizde biliyorsunuz. Hı. Yeniçer Ocağı'nın kapatılması. Ta 1. Murat zamanında kurulmuş, nüvesi Orhan zamanında. Tarihçi Hammer'in hayretler içinde kaldığı bir müessesedir. Ocak devşirme sistemi. Hammer diyor ki cehennemi bir fikir. Bu devşirme sistemi. Cehennemi fikir. Cehennemi bir fikir. Avrupa'yı mahvetti diyor. Avrupa'nın çocuklarıyla, devşirme çocuklarıyla öyle bir ordu kurdu ki Osmanlı. Tarihin yani en şaşırası profesyonel ordularından biri. Zaman gelmiştir ki Avrupa'da 15. 16. asırlarda bir takım küçük krallıklar, prenslikler birbirleriyle savaşırken bazıları askerlerine yeniçeri kıyafetleri giydirirler. Ürkütücü olsun diye karşı taraf nezdinde. Böyle bir karizması var bizim Yeniçer Ocağı'nın. Ama bu ocak biliyoruz ki bilhassa 3. Murat zamanından sonra ciddi şekilde bozulmaya başladı. İlk belirtileri biraz daha öncedir. Hani ocağın siyasete, devlete efelenmesi çaldıran hikayelerinden biliriz. Yavuz Sultan Selim Han gibi kudretli, dirayetli bir padişahın çadırına çaldıran yolunda ok atmaya kadar şirretliklerini tabir caizse onatırmışlardır. Ve gün geldi, biz bütün bir 17. asır, bütün bir 18. asır, 19. asrın ilk çeyreği, 2. Mahmut zamanına kadar bu Yeniçeri belasıyla uğraştık. Bunlar padişah indirdiler, padişah bindirdiler. Genç Osman'ı katlettiler. Yani ondan evvel 4. Mustafa'nın katli var. Bir yığın cinayet. Hı. Yeniçeri hikayesine girersek çıkamayız. Bu program da yetmez. Ama yani dünya tarihinde hani sayılı askeri yüz karalarından biridir Yeniçeri isyanları. Askeri yüz karalarından biridir. Düşünebiliyor musunuz? Cağaloğlu'nun hamamından kadınlar gününde kadınlar kaldırılır. Hamamdan çıkarılır. Çıplak kadınlar oynatılır divan yolunda. Çok da hoş bir hikayesi vardır. Bir gün bir ehli namus kadın imdad istiyor. Yeniçeriler kaldırmışlar hamamdan. Götürüyorlar. Diyor ki İslam kadınlarının namusu payimal ediliyor. Yok mu içinizde Allah'tan korkan kimse yok mu? Müslüman yok mu imdada gelecek? Tabi Yeniçeriler isyan ettikleri vakit İstanbul halkının tepkisi artık rutin hale gelmiş. Herkes kafesleri kapatır, perdeleri çeker, kapıları kilitler. Aman bize ulaşmasınlar. Fakat adamcağızın birinin bir Osmanlı vatandaşının çok hamiyetine dokunmuş. Bir Müslüman ehli namus bir kadın böyle imdad isteyince yok mu kimse Müslüman diye bağırınca kadın açmış camı demiş ki kardeşim var ama gelemez. Var ama gelemez. Yani uzun hikayeler Yeniçerilik üstüne konuşsak gerçekten saatler günler yetmez. Bunlar 4. Murat'ın önünde Hafız Paşa'yı parçaladılar. Bunlar sürekli kelle isterler. İstedikleri olmayınca kelle isterler. Bu bazen padişah kellesine kadar gider. Padişahı katletti. Yani harika bir fikir. Hayır, ben de şunu anlıyorum, doğru mu anlıyorum diye. Yani aslında cehennemi bir fikir olarak adlandırılan, herkesin hayranlıkla dönüp baktığı... Sonra bozuldu bu ordu. Yani şunu demek istiyorsunuz, Osmanlı zaten çürümüştü. Hayır, İktidatta... onu demiyorum. Hayır, oraya şuradan şöyle bir bakış yapalım. Onu bir izin verir misiniz Ahmet Hocam? Bir kısa bir... Hayır, izin verin, birer birer konuşalım. Ama hocam biraz da benim burada bir söylenecek çok önemli bir şey var. Ben bitireyim efendim, söyle yine söyleyecek. Hayır, herhalde sonuna kadar devam edeceğiz. Önemli şeylerin sonu gelir mi hocam? Müsaade edin, hani isteyeceğim. Hocam tabii paslaşarak da... Şunu söylüyorum, sanki Türk sağında maalesef şöyle bir hurafe var. Bir hurafe. Sanki İttihat Terakki'den önce... Bu Türk ordusu, Osmanlı ordusu asla siyasete falan bulaşmaz. İradenin hep emrindeydi. Ve bizim sistemimiz de zaten çok katılımcı matılımcıydı canım. Öyle darbe, ihtilal, biz öyle şeyleri bilmezdik. Bu iddiatçılar böyle gökten zembille geldiler, indiler. Bunlar yaptılar. 26 Ocak kapatıldı. Netice, topa tutuldu, kapatıldı. Ne zamana kadar yerinde oturdu asker? Abdülaziz'in katline kadar, şehit edilmesine kadar. Onlar
küçeler var. Skalyer Aziz Bey davası var. Kuleli vakası var 1859 filan. Ama ilk ciddi askeri müdahale 1876 Abdülaziz'e karşı Serasker Hüseyin Paşa, Hüseyin Avni Paşa, mütercim Rüştü Paşa, başlarına Mithat Paşa var. Müthiş bir darbe. Darbenin teknik kısmını daha sonra 93 Harbi'nde çok yararlıkları olan Şıpka Kahramanı denilen Süleyman Paşa yaptı Milli Barut Üpesi'nde. Üstelik emrindeki askerleri Süleyman Paşa, padişahın hayatı tehlikede, onu alıp salim bir yere götüreceğiz diye öyle kandırdı. Yoksa hani Osmanlı askerini padişah tahtından indireceğiz diye kandırması kolay bir şey değil. Aldılar Abdülaziz'i. Bilahare Abdülaziz katledildi. Buna intihar süsü verildi. Bu henüz 1876. 1876. İttihatçıların ihmaları, 2. Meşrutiyeti dayatmaları, ilan ettirmeleri 1908. Eski hesapla 10 Temmuz 1324. Şimdiki hesapla 1908, 23 Temmuz. Arada ne var? 8-24, 32 sene. Bu da Sultan Abdülhamit'in saltanat dönemidir. Bunu bitirdi iddiatçılar. Tamam. Şimdi bunlar tamam hepsi. Yani şu doğru değil. Bu bir darbe örgütü. Darbe marbe yoktu sanki. Bu gökten zembille öyle değil. Tarihimizde askerin siyasete müdahalesinin uzun bir geleneği var. Peki bunu hocam. Kabul edelim bir. İkincisi, eyvah. Özür dilerim. İkincisi şu. Yani bu Osmanlı'yı yıktılar. İyi hoş, hocam, gömdüler. Hocam bakın şunu söyleyeyim bir dakika. Yeniçerilere alıyorsunuz. 1326'dan 1826'ya 500 sene. Beyefendi. Hocam Yeniçerilere bir dakika. Bakın bir düzeni olması lazım. Bakın az önce dedim bitireyim ki. Bitireyim de bitireyim. Ya bir dinleyin hocam tamam, siz de. Hocam. Siz dinler ya misiniz ya? Bir dakika. Moderatörü hocam, bir siz mi yapacaksınız ya? Hanımefendi mi yapacak? Hayır ben yapacağım. Hocam ama bir dakika. Çok çabuk kavgayı başlattınız. 2 dakikaya 10 dakika hocam ya. Ama bırak. O zaman yani ben gidebilirim. Ben gidebilirim. Sonuna kadar siz konuşun. Hocam gidebilirim diyor. Bir dakika. Ya hocam böyle şey olur mu ama? Ya hanımefendi söz versin size. Versin bana konuşalım. Hocam bir dakika. O zaman ben bölüm hocam. Bakın yani. Asla sağ olun yani. Yok Pelin Hanım bölsün öyleyse hocam lütfen yani. Ya emredin bölsün efendim o zaman. Ya. Ay, niye emredeyim? Ben efendim ama izin verin birer bir konuşalım. Bir de yarım saat mi sonuna kadar konuşalım hocam. Sevgili hocam bizim programımız... Hayır ben gideyim siz sonuna kadar bizi hızlı alıp konuşun. Hayır istiyorum. İki cümle söyleyip bitireceğim. Tamam o zaman iki cümle. Bu Osmanlı Devleti yıkıldı da. Bu Osmanlı iddiatçılar gömdü de bu Türkiye Cumhuriyeti gökten mi indi? Birinci soru bu. Bu ne? Ha milli mücadeleyle kuruldu. O milli mücadeleyi başlatanlar, hazırlayanlar, yürütenler kim? Onlar da iddiatçılar. Peki, girebilir. Bunu eğer dersek ki Osmanlı yıkıldı, bu profesyonel Kemalistlerin tezini doğrulamaktan başka bir şeye yaramaz. Ne diyor profesyonel Kemalistlerimiz? Diyorlar ki Osmanlı Mondros'la beraber yıkıldı. 1919'un 19 Mayıs'ında Gazi Mustafa Kemal sarı saçlı dev Samsun'a çıktı ve mücadele verdi. 1923'te de yeni bir devlet kurdu. Bu külliyen kamilen hilaf hakikattır. 1923'te devletin rejimi değişmiştir. Devlet ne yıkılmıştır ne ortadan kalkmıştır. Devam etmiştir, etmektedir bakın. Bir gül koyabilir miyim? Osmanlı mülkü devam ediyor. Tamam, Edirne ile Meriç'in arasında. Hocam çok iddialı, vurgulu konuşuyorsunuz. Şimdi bunun bir sohbet havasında olması için müsaadenizle buradan sözü alıyorum. Bakın Ahmet Bey çok sabırsız. Niye bu kadar hararetleniyor? Ama hocam Ahmet Hoca yani bana sabırsız diyorsanız bırakın hocam ya. Yani şimdi, 2 dakikaya 20 dakikaya. Birkaç tane tweet okuyayım hemen sözü size bırakayım. Diyor yani. Ki Şahin Tabii 2 dakikaya 2 saatlik yanlış sığdırdığınız için Ahmet. Hocam siz de 200 dakikalık sığdırdınız o zaman yani yanlış. Peki yani buyurun bakalım yani. Siz benim yanlışlarımı şimdi, gösterin. Şimdi siz konuşurken. 1919'da yeniden bir devlet yeni mi kurduk hocam, biz? Hocam hararetli olarak siz konuşurken bazı tweetler geldi onları evet. Okuyorum. Şahin Alper diyor ki iddiatçıları Osmanlı'daki derin devlet olarak tanımlayabilir miyiz? Bence tarihimiz etiketini kullanın. Bu şekilde gönderin yorumlarınızı da alacağım. Mücahit 61 Akyüz diyor ki iddiatçılar Abdülhamit Han'ı tahttan indirdiklerine ileriki dönemde pişman olmuşlardır. Hocamız buna ne der? Zafer Yazıcırak diyor ki Turan'a giderken viran olduk, Siyonizmin elinde oyuncak olduk diyen Enver Paşa neyi kastetmiştir? Geç. Öyle bir sözü yoktur Enver Paşa. Peki öyle bir sözü yoktur diyor. Mehmet Kozalak diyor ki iddiatçılar daha önceki padişahlar döneminde de var mıydı? Varsa niye aktif değillerdi? Son olarak şunu okuyayım ve hemen Ahmet Şimşirgil'e sözü bırakacağım. Murat Deliş diyor ki 2. Abdülhamit Han benden sonra bu ülkeyi 10 sene idare etsinler, 100 yıl idare etmişler sayarım. Demiş midir gerçekten? Demiştir. Buyurunuz Ahmet Şimşirgil. Demiştir. Şimdi Yeniçeri ile bir diğerini karşılaştırdığımız zaman
II. Mahmut döneminde kurulan orduyu bir defa hocamın sözlerinin tamamı son derece hatalı bir karşılaştırma oluyor. Neden hatalı? 500 yıllık bir ordunun içerisinde askerlerin bir takım hareketlerinden veya bir takım fevri hareketlerinden, bir kısım insanların hareketlerinden bir ordu asla mesul tutulamaz. Ben bunu söylerken Osmanlı'da çok ihtilal oldu dedim. Bakın, ihtilal olmadı demedim. Çok ihtilal oldu. Fakat bu ihtilaller ya bir yıl ya iki yıl devam etti. Ama İttihat Terakki etkisi 100 yıl devam eden bir ihtilal. Çünkü çok ben buna cevap vermesini isterim. Başka şeyler. Hayır, tabii. Yok hocam bir dakika. Tabii bir defa 300 sene, 500 sene, 500 sene içerisinde elbette ki bir takım darbeler oldu. Ancak bu darbeler bir takım her birini tek tek ele aldığımız zaman bambaşka sebepleri vardır. Hiçbirisinin padişahı tahttan düşürüp de indirip de başka bir rejim, başka bir düşünce, başka bir hareket tarzı yoktur. İkincisi topyekün ordu olarak vardır. Gizli örgüt olarak yoktur. Bunların her birisi İtalyan Mason teşkilatı üzere örgütlendiler. Bu örgütün başında İbrahim Temo, Abdullah Cevdet. Abdullah Cevdet'in kim olduğunu herhalde hocam iyi bilir. İshak Sükuti, Mehmet Reşit. Bunlar onlar kurucular ama kurucular hocam bir dakika yani. İtalyan Carbonari Mason teşkilatının bir numara üye bir Kadir, numara Kadir Mısıroğlu olur mu hocam herkesin senedir, bütün 40 senedir Mustafa Müftüoğlu Kadir Mısıroğlu Necip Fazıl teorileri bunların hocam kitaplarda tamam, ötede var hocam, bunlar tamamı bu Trakya'nın kurucuları da kurucuları ve nasıl kurucuları Hüseyin Zade Ali de var Abdullah Cevdet var Temo'nun numara. Hocam bir dakika Temo. Siz de dinlemeyi bilin o zaman. İbrahim Temo'nun numarası birebir. Bunların isimleri yok. Ne numarası? Bunların numaraları var. Örgüt numaraları. Evet. Falanca yerde falanca kişi. Ne var? Örgüt. Ne her var birisinin. Bunda? Ne var bunda? Hocam böyle bir Yeniçeri isyanı yok. Böyle bir Yeniçeri hareketi yok. Bir yanlışa bir hataya karşı bir Yeniçeri isyanıyla bunu karşılaştırmayın. Hiçbir İkincisi örgüt devşirme. Birbirinin tamamı değildir. İkincisi devşirme diye Hiçbir değil. Hiçbir örgüt birbirinin tamamı. Bir ordu kuruyor, daha ikinci padişah olmadan isyanlara başlıyor. Padişahın kellesini alıyor, indiriyor. Daha ikinci ve kimlerden meydana geliyor? İşte Türk. Yani birisi devşirme, biri şöyle derken hareket etmeyelim. İşte Türk ordu, Türk askeri diye söyleyeceğimiz bu milletin içinden çıkıyor. Ama ben olayım, Enverland, Enverland hükümeti, Enver hükümeti, Mithat Paşa devleti, Ali Mithat olsa ne olur? Bin biliriz bir de padişah bin yıl ömür versin yaradan Allah diyor inancı. O Yeniçerilerin her birisi padişahtan başka bir şey tanımaz. Hiçbirisi padişah gitsin ben geleyim demedi. Birbirinden tamamen ayırmak lazım. Burada biz Yeniçeri... Bu Genç Osman'ı kim katletti? Ama kimi getirdi? Dördüncü Murad'ı da onlar getirdi. Onlar uydu. İkinci Genç Osman'a alimler dedi ki hem de kim? Aziz Mahmut Hüdayi devrin Şeyhülislam'ı. Fitne çıkar sultanım gitme dedi. Haç meselesi. Ne için yapacaktı? O da orduyu kaldıracaktı. Sen bugün orduyu kaldıracağım dese sonucun ne olur? Acaba kaldır bu orduyu mu diyecekler? Laf et mi diyecekler? Aslında yani tabii, bugünkü yani, ordumuz... Beni bağışlasın. Genç Osman'a karşı başlayan isyanı... Genç Osman'ın da hatalarını söylüyorum. Bunlar olaydır. Var hatalar. O Yeniçeri'yi topun ağzına dikip de o topu patlatıp o Yeniçeri'yi öldüren kim? Hangi padişah? Hangi insan? Yani ben şimdi sana binlerce böyle misaller anlatırım. Peki 3. Selim'in kabahati neydi? 500 seneyi 5 cümleyle yok edemeyiz. Ya, beyefendi yok etmiyoruz bakın. Ama sizin şey gidişatınız öyle. Beyefendi bakın siz bir şeyler söylüyorsunuz da benim çok şey söylemiyorum. Karşılığı yok. Nasıl yok? Söylüyorsunuz hocam, kesin. Hocam 5 cümleyle 500 seneyi bitirdiniz ya ve getirdiğiniz bunları akladınız. Bitirmiyorum beyefendi. Şimdi şu ordu hangi bana zaferi kazandı söyle. Şimdi bunları konuşacağız bu akşam. İttihat Terakki. Yeniçeriler 22 milyon kilometre karede etkisi oldu. Çanakkale kimin eseri? Çanakkale bu milletin ferdinin eseri. Hükümet kimin hükümeti? İttihat Terakki'nin değil. Bir dakika bir dakika. Hükümet kimin? O ordunun kumandanı kim? Başkumandanı? Birinci Cihan Harbi'ni konuşacağız cüzdan. 80 milyon insanı orada şeyde gömen kim Sarıkamış'ta? 80 bin insanı, 90 bin insanı Sarıkamış'ta gömen kim? Aritmetik okudunuz değil mi? Bir şey daha söyleyeceğim size. Aritmetik okudunuz mu? Bu ordu madem o kadar güçlü. Ya toplama çıkarmayı biliyoruz değil mi? Çanakkale'nin başına biri Alman'ı niye getirdi?
Armanın başında kim var? 250 bin insanı neden şehit ettirdi orada? Bakın, bunlar hep yanlış bilgi, biliyor musun? Tamam, nasıl yanlış bilgi? Yani sizin doğrunuz ne? Hani ben ama bunlar benim doğrum değil. Bunlar bakın. Hayır, bakın yani bunlar maddi hata. Doğrusu, siz, sizin şimdi Ahmet Bey diyor ki 3 kere 2 8 eder şimdi. Bunun tartışılacak tarafı yok. Şimdi söyleyeyim ben maddi hataları söyleyeceğim. Ahmet Bey'le yorumlarda uyuşmamıza imkan yok. Yani tarihe başka türlü bakıyoruz. İlme başka türlü bakıyoruz. Sarıkamış'ta 90 bin de 80 bin. 90 bin. Beyefendi Sarıkamış'taki savaşa ordu, bile girmeden dondurdu. İzin verin. Bakın bu Enver Paşa'dan bahsediyorum. Enver Paşa'dan bahsediyorum. Bir şey söyleyeceğim. İzin Enver Paşa... verin. Bakınız efendim bu bir iftira. Tamam hangisi ben de şimdi iki... Anlatacağım. Hocam tamam siz anlatın da seyircilerimiz ya da genç yaştaki bazı arkadaşlarımız bilmeyebilirler. Enver Paşa ile ilgili olarak tarihin ortaya koyduğu iki büyük eleştiri vardır. Bir tanesi hükümete bile haber vermeden Birinci Dünya Savaşı'na sokması ve Sarıkamış'taki olaylar. Enver Paşa izin verir misiniz efendim? Enver Paşa bir komik. Beyefendi bakın. Daha neden çıktı Enver Paşa? Neden Sultan daha çıktı? Bir askeri bir bin başının daha çıkması ne demek? Bunlar ihtilalci beyefendi, ihtilalci. Siz az önce sivil... darbeci deyince kızdınız. Ya ben ona kızmıyorum. Tabii darbe yapmışlar. İyi ki yapmışlar ben diyorum. Nasıl Abdülhamit Han'a? Siz beni dinlemiyorsunuz. Abdülhamit Han dünyanın bir numaralı siyaset adamıydı. Beyefendi Abdülhamit Han'ın değerini kimsenin gitse inkar ettiği yok. Gitse de Bulgar çetecileriyle savaşsaydı ya o binbaşı. Ya savaşıyorlardı. Abdülhamit Han'ın sizin savunmanıza ihtiyacı da yok. Ben bir Abdülhamit Han aleyhtarı falan da değilim. Siz yanlış bir şey söylüyorsunuz. Nasıl yanlış değilsiniz. Söylüyorum Mustafa Bey ya? İzin verin anlatayım. Dinleyecek misiniz? Niye dinlemeyin? Peki o zaman. Sarıkamış'taki 3. ordunun muharip kadroları beyefendi 75 bin küsur. 75 bin küsur kişiden nasıl 90 bin ölü çıkar sizce? 80 bin Sarıkamış. 90 bin. 90 bin ölü. Bu kimin bilgisi? Kim veriyor bu bilgiyi? Bu bilgi bütün kitaplarda yazılı. Bakın ilk kaynağını söyler misiniz? Tarih çiftin ekmek mesela Fahrettin Kırzıoğlu Bey bu konularda çok fazla araştırmış bir hocamızdır. Bir dakika Fahrettin Hoca'yı ben de biliyorum, tanıdım, meclisinde bulundum. Bu bilginin ilk kaynağı kimdir? Bu 90 bin ölü iftirasının. Hocam ilk bilgi dediğiniz bu 500 sene önce olmuş bir şey değil. Neyse asılmayın ben söyleyeyim size. 500 sene önce olmuş bir şey değil. Kim yazdı bunu? Ben söyleyeyim size belki lazım olur. Bu Köprülü Şerif 9. Kolordu Kurmay Başkanı. Kaymakam rütbesinde şimdi yarbay diyorlar. Köprülü Şerif 9. Kolordu karargahı ile beraber Ruslara esir düştü. Döndü geldi esir mübadelesinde. 1922'de Ankara idaresine yaranmak için Sarıkamış diye bir kitap yazdı. Bu yalanların tamamının kaynağı odur. Bakınız Sarıkamış'taki Rus ordusunun komutanı Yudeniç diyor ki Türklerin kaybı 18 bin ölü ve bize 6 bin de esir verdiler diyor. Bizim kaybımız daha fazlaydı diyor. 32 bin ölü verdik. 12 bin de esir verdik Türklere. Ciddi yani savaşlar yaptık yani. 80 bin değil mi? Ha bak, hocam siz uzaydan mı bir şeyler anlatıyorsunuz? Ben 80 bin hatırlıyorum da. Beyefendi Yudeniç'in verdiği rakamlar ne uzay Ahmet Bey? Ayıp ya. Yani hangi savaş bütün bu? Beyefendi bakın. Savaşa bile girmeden. Ya öyle şey ya, olur mu? Bütün askeri intihar şeyler... mı ettiler? Donarak öldüler. Beyefendi Genelkurmay'ın geldiler. Genelkurmay'da bile ya 35 beyefendi, bin niye diyor. Zorluyorsunuz? Bakın şu anda Atasen'in yayınlarını okuyanlar size gülüyorlar. 35 bin diyor onlar dahi. Efendim bakın bu zayiat, ölü, yaralı, esir bu rakamı tam bulmaya imkan yok. Ama Genelkurmay 30 bin civarında diyor. Evet. 30 bin. Şimdi bu rakamlar, resmi rakam bu. Bakın bu rakamlar aşağı yukarı belli Ahmet Bey. Bunları en son rahmetli Nevzat Köseoğlu, Maslowski'yi, Yudeniç'i, Mişrayevski'yi, bizim kaynakları, Genelkurmay Atasen'in kaynakları topladı. Mukayeseyle kabaca bir rakam buldu. Tamı tamına bilmiyoruz. Hocam yakında 3 bin izin verir misiniz? Hatta daha ileride hiç kimse ölmedi. Beyefendi diyecekler. Bakın beyefendi. Yani bilmediğinizi bildiğinizi ya çok savunmayın. Bir şey söyleyeceğim. Ama beyefendi olma böyle bir tartışma araya... olmaz ki. Atase, gelin hanım izin verir misiniz? Atase donarak ölenlerin sayısını açıkladı Genelkurmay. 7 bin küsur. Bunlar isim tamam, isim belli. Tamam ben Türk Tarih Kurumu'nun şu anda sitesine girdim de oradan bir başka bakıyorum. Şey, bir başka şey. Çanakkale'de 250 bin şehit dediniz değil mi? 52 hocam, bin yapacaksınız. Ama 50, biliyorum ben onların bakın, da hocam. Bakın, bakın 55.801. Tamam. 55 Genelkurmay'ın açıkladığı. Yalnız tabii. Bak beyefendi askeri tarihçi olmadığı için bir şeyi karıştırıyor. Şimdi askerlik tarihinde zayiat dediğimiz şey şudur. Ölü, ağır yaralı, esir, kayıp mı firar mı olduğu belli olmayan.
Bu rakamlar toplandığı vakit bizim toplam kaybımız, bu elbette küçümsenecek bir şey değil, 186 bin küsurdur. Müttefiklerin kaybı da aşağı yukarı bizimki kadardır. 187 bin küsurdur. Ama Çanakkale'ye Enver Paşa'nın yaptığı yığınak muazzamdır. İşte Sarıkamış üzerine onlarca yıldır şehit şühedanın kemiklerini sızlatacak bu hilaf hakikat şeyleri söylüyoruz. Bir söz vardır, bir deli bir kuyuya taş atmış, 40 akıllı çıkaramıyor. Köprülü Şerif gibi, sonra soyadı kanundan sonra ilden soyadını aldı. Şerif ilden oldu. Köprülü Şerif gibi kumandanına, ordusuna, müesseseye saygısız bir Osmanlı zabitinin ulu orta yazdığı şeylerle Ankara'ya yaranacak diye yazdığı şeyler bu memlekette bir mehas haline geldi. Ankara'ya neden yaranıyor hocam? Ankara'nın eline geçiyor ipler de ondan 1922'de. Artık Enver ölmüş. İddiatçılar çoğu terki dünya etmiş. Köprülü Şerif de yeni döneme değil mi? Yaranacak efendim. Oradakiler de iddiatçı değiller ama mi? Canım Enver'le biraz problemleri olan iddiatçılar. Siz o incelikleri pek bilmiyorsunuz. Mustafa Kemal'den haz etmez pek Enver Paşa. Yani Mustafa Kemal'in ona bir zaafı vardır ama Enver de sevmez Mustafa Kemal'i. Onun farkında. Her devrin böyle uyanıkları vardır. İktidarların gözüne girmeye hocam, çalışanlar. Birinci Cihan Harbi'nde bizim kaç hocam, bir milyon askerimiz terhisa şey oldu. Ne oldu? Seferberliğe alındı. 1 milyon değil, 2 milyon 700 küsur. 2 milyon 700. Sizin eğer Çanakkale'de evet. O kadar, şurada da bu kadar öldü öldüyse biz 100 bin bile ölü vermedik hocam. Peki bir şey soracağım. Öyle değil, bakın bunlar hocam, böyle. Hocam biz 2 bakın, milyon bakın, bindik askerimizle biz perişan olduk. Beyefendi, hocam, yok bakın, böyle bir şey. Kahvehane yani, üstümüne tartışacak şeyler değil mi bunlar? 2 milyon sayın, 2,5 milyon nerede? Ya 2 milyon 700 bin bak. Nerede hocam? Ya hocam, beyefendi bakın şurada 10 bin öldü, burada 20 bin öldü. Ya bu inanılmaz bir şey ya. Ya bunlar elementer bilgiler. Bizim cephe ölümlerimiz 505 bin civarında. Hocam biz 10 savaş daha kazanırdık. Hastane öyle. Ölümlerimiz izin verin beyefendi. Bakın bilmediğiniz şeyler peki, iddia peki yaralılar mi? Çanakkale'de yaralanmıyor mu? İzin verin. Ya tabii yaralanıyor. Allah Allah. Ya bu kır gezisi değil, harpten bahsediyoruz. Tamam biz de onu söylüyoruz. Yaralan yok diyor muyuz? Ama 250 bin şehit sözü doğru değil. Nasıl değil? Ya beyefendi şehit sayımız belli. Şehit olmuyor mu? Hastaneye gelip ölünce şehit olmuyor mu? Ya beyefendi bakın bu zayiat şöyle hesaplanır. Bu bakkal hesabıyla olmaz. Ama ben size bakkal hesabı söyleyeyim. Belki işinize yarar. Ölü, ağır yaralı, cephe girişine sevk edilen, hastanede hastalıktan ölen, kayıp, firar. Bu rakamlar çıktı. 186 bin küsur. Ne kendinizi parçalıyorsunuz? Ama biz oraya 315 bin kişi yığdık. 38 tümen. Mustafa Kemal de 19. Tümen'in kumandanı. Sonra Arıburnu'nda Temmuz ayından sonra Esat Paşa yani Mustafa Kemal'in komutanı Mustafa Kemal'in emrine 2 tümen daha verdi. Bir ara 50 bin civarında 60 bin civarında bir kuvvete hükmetti. Ama Arıburnu Kuzey Cephesi örtmüştür Çanakkale'yi. Çanakkale de bütün Cihan Harbi'ni örtmüştür. Bizim Kut muharebelerimiz var. 1952'ye kadar bayram olarak kutlanan Kut zaferi var. Kutula Mağara'da. Sarıkamış ben galibiyet bilmiyorum. Hatırlayan bile kalmadı hocam. Efendim kalmadı ama işte yani bu böyle tartışılsa hiç kimse hiçbir şey hatırlamaz ki. Hocam 5 cephede 6 cephede savaşmışız. Siz de cehennemin bir konuksunuz. Öyle mi? Vallahi billahi öylesiniz. Peki yani siz öbür sefer daha böyle cennetlik cennet mekan ya hayır, falan siz, çağırın. Hayır onu demeyin Allah canım. Allah dostları böyle yani oturup size güzel mistik hayır, hikayeler hayır anlatacak. Siz dediniz ya cehennemi bir oluşumda ortalığı dağıttı dediniz ya ona istinaden atıp yapıyorum. Ay hocam sizin diliniz. Pelin Hanım elementer size şeyler konuşuyoruz. Tamam, bakın bu Cihan Harbi avucumuzun işi gibi bilmemiz gereken şeyler. Herkes bu konuda atıyor. 76 bin bile değil muharip kadrolar. Yahu nasıl 90 bin ölü çıktı? İnsanın çıldırası geliyor. 90 bin ölü nasıl çıkar 76 bin kişiden? Hocam ötekinin de hesabını yapsanıza 2 milyon 700 bin ne oldu? Ne kadar? Sabrınız varsa öğrenmek için söyleyeyim. Sizinkinde 700 bakın, bin bakın. Kişi var mı ölen? Sizin bakın. Şu saydığınızda en önemli iki cephede en önemli bir cephede sabrımış mıyız? Soru mu bu? Bu bir soru mu? Bu bir soru değil. Soru değil. Bir saat konuşacaksın. Soru olmasın evet çok soru uzun değil. Korkuyorsunuz. Soru sormaya da korkuyorsunuz. Niye korkuyorsunuz? Es-suali misbul ilin diyor. Soruyu sordum. 2 milyon 700 bin kişi ne oldu dedim. Cevap vereceğim o zaman. Bu bir soru formunda. Mustafa hocam bakın çok güzel bir soru geliyor şimdi. Ya soru soruyorsunuz cevabından korkuyorsunuz. Ya niye cevap vermiyorsun ki? Vereyim. Çanakkale'de 186 bin kayıp. Doğu cephesinde 30 bin, Kutula Mağara var, Galicia var, kaç kişi kanal var? Harekatı kaç kişi var.
Beyefendi bakın Galicia'da 500 bin kişi mi öldü? Dinlerseniz zaten siz de öğreneceksiniz. Zaten ya Ahmet Bey siz bile öğreneceksiniz. Ya hocam Galicia'da kaç kişi var söyleyin o zaman. Ya Galicia'da bizim toplam 40 bin kişimiz yani, var. Yani kaç kişi öldü? Beyefendi bakın. Ya bir şey söyleyeyim mi? Yani rakamları konuşmak üzere oturuyoruz. Evet. Burada sayıları konuşuyoruz. Bakın zaman o kadar ya çabuk beyefendi, ilerliyor. Beyefendi sayıları ki. Yani bir bakkal hesabıyla bile hocam, kabul etmiyoruz. Hocam siz bakkal hesabıyla yapıyorsunuz ya. Savaşıyoruz zaten. Ya beyefendi bizim ölü sayımız, firar sayımız, lütfen. Hastanelerde ölenlerimiz belli. Ahmet bunları hocam, ben icat etmedim. Sormayın. Bunlar çalışılmış konular. Belli ki sizin bu çalışılmış konulardan haberiniz yok olabilir. Sizin çok haberiniz var hocam. Allah Allah. Ya beyefendi ben işte merak ettim okudum. Mütevazı sahabi icabı, Türk siyasi hayatı. Ama belli okumadan geldiğiniz. Hocam soru sormak istiyorum. Buyurun söz sizin. Buyurun efendim. Ay inanamıyorum şu ana inanamıyorum soru soracağım. Buyurun. Oktay Karadeniz demiş ki ama evet. Zıplamak yok lütfen. Edepsizlik ederse birisi zıplarım. Hayır etmiyor. Beş misliyle cevap veririm. Öyle şeyler etmiyor. Okumadım. Evet. Buyurun. Evet demiş ki Osmanlı'nın devamıyız dediniz ya siz. Evet tabii devamlıyız. Neden bir gecede dilimizi değiştirdiler, hanedanı sürgün ettiler? Halt ettiler. Bunu savunan mı var? Ha tamam. Böyle peki. Saçmalık olur mu? Tamam aldınız mı cevabı? Bakın Robespierre Fransa'da oraya geldik madem kısa bir şey söyleyeceğim. Robespierre terör döneminin kurucusu. Haftayı 10 güne çıkardı. Pazar gününü kaldırdı dini gün diye haftadan. Ayların ismini pozitivist takvime göre koydu. Robespierre. Ünlü terör yöneticisi, Jacobenlerin şefi Montagnard'lar bir şey yapmadı. Akademi Fransızca dokunmadı. Fransız diliyle oynamadı. Cumhuriyet inkılaplarının içinde en sakatı, en yanlış harf inkılabıdır. Keşke bütün mescitler yıkılsaydı, bütün camileri yıksalardı ama Elif Bağ'a dokunmasalardı. Kültür gölü kesilmiştir. Bunu bizim sağcılar şimdi eğip bükerek ucundan köşesinden böyle kuş dili konuşarak anlatmaya çalışıyorlar. Ben dümdüz söylüyorum. Bütün camileri yıkaydılar, yeniden yapabilirdik. Ama Elif Bağ'ın değiştirilmesinin zararını Türkiye henüz telafi edebilmiş değildir. Pelin hala telafi edemedik. Peki şimdi tekrar Ahmet Şimşekir Hoca'ya döneceğim. Çok başlık var çünkü Enver Paşa'ya girdik. Enver Paşa ile ilgili olarak onun aslında... Tamam Balkan Harbi'nde yaşanan o hezimet ve acılar neticesi itibariyle ama yine de orduyu reform etmesi... Alakası yok yalnız özür dilerim. Balkan Savaşları'nda Enver Trablusgarp'ta gerilla savaşı yapıyor. Peki o zaman size tamam. Enver Paşa ile ilgili mi olarak devam etmek olabilir. İsterseniz? Tamam o zaman Enver Paşa ile ve Balkan Savaşları. Mesela İttihatçılarla ilgili olarak... Ya affedersin şu resme bak, şu zoomlar mısınız şu fotoğrafı Allah aşkına? Enver'in fotoğrafı. Yani bu yakın tarih böyle bir delikanlı... Yani böyle bir yiğit Allah aşkına bu kadar idealist bir adam görmüş mü bir daha? Yakın yani. Tarih mi? Gördü. Kim? Kim mesela? Mustafa Kemal Atatürk. Yani tabii bu indiği bir şey ama bana sorarsanız 80 tane Mustafa Kemal ederim ver. Hane güzel ama diyor. Aman hocam. Evet, evet. Ama yaptınız. Tabii yaparım tabii. 80 tane. Belki hadi 180 tane. Hane güzel ama içinden pislik akıyor diyor. Hane güzel olabilir, dışı güzel olabilir... Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde. Bu pislik asıyordan eğer Enver'i kastediyorsanız sizi çok takdir ederim. Ben yaptıklarını anlatıyorum. Yaptıkları, yani, bakın yaptıkları. Bunlar büyük beyefendi hatalar ettiler. Bakın. Büyük yanılgıları var. Öldüğümüz ben size bir bakın, şey demedim. Bakın o başka bakın, ama saygısızlık ederseniz, bakın saygısızlık ederseniz üstümü alırım. Alınmayın üstümüze ben bakın, Enver Paşa'ya bunlar konuşuyorum. Şehit. Hayır. Şehitlere saygısızlık ederseniz... Zatıma, yani şahsıma... Ermeniyle bir olup Abdülhamit Han'ı tahttan indirirken... Bunları konuşalım. Konuşalım hocam, işte. Bir şey hakaret amiz Ermeni... bir şey söylerseniz, saygısızca bir şey... Gerekirse... Üzerime alınırım, iade ederim. Zaten siz şey deyince ben üzerime alınmıyorum. Beyefendi siz de tenkit edin. Zaten tenkit ediyorum. Bakın, hane güzel başka... ama içi kötü. Beyefendi, bana tenkit... Üslubu beyan, aynıyla insan. Ya ben içini anlatıyorum. Tenkit başka... Tahkir başka. Bunu öğrenin lütfen. Siz de öğrenin hocam. Ya. Ben bunu size anlatmaya çalışıyorum. Ben öğrenmeye ihtiyacım yok. Ben herkesi bakın tenkit ederim. Ama tahkir başka bir şey. Hocam. Hakaret etmeyin. Hakarete zaten ben izin vermem. İçinde bulunduğumuz kurum izin vermez. Hiç kimse izin vermem. Hakarete ben izin vermem. Üzerime alınırım. Hakaret yok. Tenkide varım. Herkesi tenkit edebilir. Ama tenkit başka, tahkir yani başka. Yani ölmek zorunda mıyım? Hayır beyefendi bakın yani sizin ayrımlarınızda problem var. Tenkit başka, tahkir başka. Ya bir soruyu alacağım hocam ha. Ya bir soruyu ya. Tapınma başka,
Tapınma başka, takdir başka. Ben takdir ediyorum. Tamam, siz takdir ediyorsunuz. Hayır, Ahmet Şimşek'i ne diyor? Hocam biraz da Ahmet Hoca konuşsun. Her söze karışıyorsunuz. Tamam hocam, şimdi sizi dinliyoruz. Evet. Buyurun, sizi dinliyoruz efendim. Buyurun, karışmayın. Dinliyoruz hocam. Dikkatli dinliyoruz. Hocam bir şey söyleyeceğim. Anlatın lütfen. Lütfen biraz sakin. Ne olur biraz. Sakin. Ben sizin çok sevdiğinizi, saydığınızı biliyorum. Ben böyle koca karı laflarım. İçi pislik, ahane böyle. Hocam. Ya tarih konuşuyoruz. Ama hocam şimdi koca karı lafıyla da siz biraz hakaret amize girdiniz. Yani öyle bir üslup oldu. Lütfen hocam yapmayın. Peki siz de geçin. Baştan beri aynısını. Baştan beri hocam. Ben niye geçeyim? Ben eşit dinleyeyim. Baştan beri aynısını yapıyor da. Neyse bir şey demek istemiyorum. Tamam. Şimdi Abdülhamit Han'ın netice itibariyle tahttan indi. Abdülhamit Han'ın tahttan indirilişi İttihat ve Terakki için bir yüz karasıdır. Neden yüz karasıdır? Yani ordu eğer indirdiyse onu istemeyen Türk milleti indirmedi diye Abdülhamit Han'ı tahttan indirmeye gidenlerin içerisinde bir Ermeni var. Bir Yahudi var. İttihat ve Terakki'nin bütün toplantılarına... Hocam bir dinleyelim. Mebus. Hocam. Ne olursa olsun ister mebus ister bilmem kim. Bir Ermeni'yi, bir Yahudi'yi, Emanuel Karasu, Cemal Paşa'nın, Talat Paşa'nın en yakın adamı. En yakın adamı. Bankeri Emanuel diyorlar. Karasu, bankeri, paralarını falan filan da ona veriyor. Rüzgar eken fırtına biçer demişler. Bunlar Ermenilerle, Bulgar çeteleriyle doğru. İş birliği halinde Abdülhamit Han'ı tahttan indirmeye kalkıştılar. Doğru. İndirdiler. Doğru. İndirdikleri gün ne oldu? Hı. Bakın. Yeryüzünde, gökyüzü altında Rum'u, Ermenisi, Bulgar'ı, Yunan'ı, Arnavut'u artık kardeşiz. Artık yeryüzünde kardeşlik var. Birbirlerine sarılıyorlardı, ağlıyorlardı, gülüyorlardı. Ama daha hemen peşinden ne yaptı Avusturya, Macaristan? Bosna, Hersek'e ilhak etti. İlhak etti. Yunanistan, Bulgaristan ne yaptı? Bağımsızlığını ilan etti. Yani küçük bir hata var. Girit 1908'de ilhak ettiler. Abdülhamit tahttaydı. Abdülhamit tahttaydı ama şey gelmişti. İkinci meşrutiyet gelmişti. Ama artık Abdülhamit'in hiçbir şeyi yok. Hiçbir etkisi yok. Tamamen onların istedikleri başvekil oluyor. Onların dedikleri oluyor. Artık mesela çok önemli bir toplantı var. Özellikle Reval buluşması var. Reval buluşması. Bu son derece önemli bir husustur. Kimle kim? Reval buluşması. İngilizlerle Ruslar. Kim? Hangisi? İngiliz kralıyla Rus. Hangi kral buluşuyor o zaman? 7. Edward. Reval'de. Evet. Baltık'ta. Ne zaman buluşuyorlar? Hemen İttihat şeyin 2. meşrutiyetin hemen evvelinde. Yani Rumeli karıştı. Birbirlerine girdi. Artık Osmanlı gidiyor. 6 Haziran 1908. Osmanlı bitti artık. Gidiyor diye buluşuyorlar. Ve o buluşmanın hemen ertesinde. Çünkü Abdülhamit Han'ın gönderdiği bütün o şeyleri, isyanları, Rumeli'deki hareketleri önlemek için giden herkes öldürülüyor biliyorsunuz. Şemsi Paşa postaneden çıkarken vuruluyor, hareket ediliyor. Ama o sonra, 10 Temmuz'dan sonra. İşte bunun üzerine bu buluşma gerçekleşiyor ve hemen derhal ikinci meşrutiyeti ilan ediyorlar. Ya hocam bir şeyler söylüyorsunuz da karıştırıyorsunuz. Karıştırmıyorum. Şimdi bu Reval mülakatında Osmanlı'nın paylaşıldığı havadisi gelince... Üçüncü ordu subayları arasına bu bomba gibi patlıyor. Patlıyor. Ve neden daha bunu... çıkmalar bundan sonra. Yok yani... bundan sonra değil. Bu hemen bunun. Allah ya Allah. Hocam zaten 1908 gemi azıya aldığı dönem. Şeyin Ahmet gemi hocam, azıya aldığı bak, bir dönem. Buradan gidince kaynaklara bakın. Reval buluşmasının ardından. Çünkü bunlar Reval'de 1907'de de buluştular. İran, Afganistan meselelerini falan karara bağladılar. 1908'de Reval'de tekrar 2. Nikolay'la 7. Edward buluşunca Osmanlı'nın pay edildiği havadisi Makedonya'daki 3. ordu zabitanı arasında bomba tesiri yapıyor. Ondan sonra daha çıkmalar var. Ondan Eyüp sonra Sabri, şeye geliyor. Resneli Niyazi, Enver. Hayır onu karıştırıyorsunuz hocam. Ondan sonra hemen bunlar 3. ordu hareket ordusunu harekete geçiriyorlar. Ve ya şeyden sizin karıştırıyor. Yok. Var. Hareket ordusu 31 mi hocam? Araştırın onu bakın. Siz ya araştırın. Allah sonraki... siz şimdi diyorsunuz ki mesela Cumhuriyet 1938'de ilan edildi. Ya neyi 1908 yılından bahsediyoruz hocam? Reval buluşması ne zaman? Hareket ordusu 1909, 31 Mart 1325, 13 Nisan 1909, Reval 1908'de. İkinci meşrutiyet ne zaman?
10 Temmuz 1324. Yani 1908 23 Temmuz. Bunu diyorum, ikinci meşrutiyeti ilan ettiler. Hareket ordusuyla alakası yok. Hareket ordusu 31 Mart isyanını bastırmak için Selanik'ten geldi. 2 Nisan'da yola çıktı. 12 Nisan'da Hadimköy'e vardı. Ben ikinci meşrutiyetin ilanı olarak, ilan ettirme olarak söylüyorum bunu. Ama hareket bunu. Ordusu yok orada. Tamam yok. Tamam yoksa tamam devam et. Yani 31 Mart 2. Meşrutiyet hareket ordusu. Ya siz karıştırıyorsunuz. Ben baştan öyle söyledim. Hocam bir dinleyelim. Bir dinlemiyorsun. 2. Meşrutiyet'in ilanı dedim. İlanından sonra bunlar yapıldı dedim. Bakın 2. Meşrutiyet ilan edildi. Hemen ne başladı? Yani işte orada hareket ordusu yok ilanda filan. Onu söylüyorum. Ama az önce ben orada şeyi bahsediyorum size. Bosna, Avusturya, Macaristan'ın hareketinden bahsediyorum. O Abdülhamit'in bağlanmasında. Evet. Abdülhamit ama ikinci meşrutiyet var dedim. Yani bunu söyledim. Sonra başka şeylere karıştırıyorsunuz. Yani ben yaşlandım. Ben de karıştırabilirim artık. Şimdi ikinci meşrutiyetin ilanıyla beraber çok önemli gelişmeler başladı. Nedir bu? Elimizden artık bu devletin, Abdülhamit Han'ın sözü yok. Kararlılığı yok, kararı yok. İttihat ve Terakki'nin hareketi var. Ne olacak biliyor musunuz? Akabinde 1909. Abdülhamit Han tahttan indirilecek. 1,5 sene içerisinde 9 tane hükümet değişecek Osmanlı'da. 4 sene içerisinde 9 tane hükümet değişecek. Kabineler değişecek. İttihat ve Terakki 1913'e kadar ön planda yok. Ama geri planda her şeyin hakimi, İttihat ve Terakki'nin sözü geçiyor. Her şeyin hakimi İttihat ve Terakki. İşte bu Balkan Savaşları, en önemli nokta burada. Ne gelecek? Balkan Savaşları gelecek. Ve Balkan Savaşları bir felakettir Osmanlı için. Bütün bunların sebebi kıvılcımı çakan, dağlarda komitacılık yapan, Abdülhamit Han'ı tahttan indiren, hareket ordusunun yanında bulunan, İttihat ve Terakki olmayıp da onun getirdiği orada paşalar mı olacak? Hatta devalüasyonu falan da yapan. Hayır, bütün bunların sebebi 27 Mayıs'ta bunlar yaptı. Evet, bunları yaptı. Bunları yaptı, doğru. Başkası değil. Zira şu son 5 yıla kadar İttihat ve Terakki hala iktidarda. 10 sene kadar İttihat ve Terakki iktidarda. Evet, ne teşkilatmış. 3 adam değil bunlar. 3 adam yıkmıyor bir imparatorluğu. Ben size bir hikaye anlatayım da siz de seveceksiniz. Biraz yumuşasın ortalık. Şimdi bu Sevan Nişanyan var biliyorsunuz, Ermeni entelektüellerinden. Şimdi hapishanede bir sit alanı meselesinden falan. Sevan Nişanyan, dilci, tarihçi, turist rehberi, amatör mimar falan. Onunla bir mülakat yapmış Habertürk'ten, Habertürk gazetesinden Bahçı Şekpamir. O mülakatında 1915 soruyor Sevan Nişanyan'a. Sevan Nişanyan da öteden beri 1915 konusunda malum Ermeni tezlerini kendi üslubunca ileri sürer. Fakat bu sefer diyor ki Malik Çiçek Hanım'a, canım bu işte artık kabak tadı verdi halinde söylüyor. Yani eskiden olduğu kadar vahşi bir şekilde kimse 1915 tehcirini savunmuyor. Tabii parantez, ben hala vahşi biçimde tırnak içinde savunuyorum tehciri, tarihimizden doğru kararı. Yani Türkiye'de diyor bu konuda elinden geleni yaptı. Mesela 1915'e gelince herkes İttihat Terakki'yi yıktı, kurtuldu diyor Sevan Nişanyan. Burada çok mühim bir şey söylüyor. Oysa diyor İttihat Terakki demek Türkiye demek. Şimdi başka bir anekdot nakledeyim. Mütarekede İttihatçılar kaçmış, gitmiş, firar etmiş. Ortalık şeyi, kalmış, kararını kim almıştı? Tehcir kararını kim almıştı? Talat. Hepsi Talat'ın eseri. Ya İttihat Terakki. O konuda İttihat da, Terakki gayet tabii canım. Bir şey söyleyeceğim. O konuda da en büyük biliyorsunuz iddia şudur, eleştiri şudur. Milleti sadıka olan Ermenileri bu hale getiren de İttihatçılardır. Hayır, hiç alakası yok. Tabii. Hayır. Bu çok doğru. Yani onları kışkırtan ve... Hayır efendim. Hayır, beraberce Abdülhamit'e karşı... Beraberce Abdülhamit'i devirdiler. Taşnak, bu doğru. Taşnak. Yani ara sıra Ahmet Bey doğru şeyler söylemiyor değil, söylüyor. Bu doğru. Taşnakçılar yok sadece. Siz de söylüyorsunuz. Bulgar komitacıları var içlerinde. Sandinski var içlerinde. Etnik Eterya kalıntıları var. Ama Mehmet Akif Ersoy da var. Karşı olanlar. Ama sonra hemen çıkmış. O kadar değil. Canım sonuna kadar müteşrif olmak zorunda. Sonuna kadar kim beraber. Diyor? Kim diyor çıktığını? Ya Mehmet Akif Ersoy bulununca iyi mi oluyor? Efendim, bir dakika, sonuna kadar Mehmet Akif Ersoy işin içinde tabii mi? Tabii işin içinde. Şimdi Ahmet Bey burada bizim meselemiz var. Mehmet Akif Ersoy var. Ahmet Bey.
Bu sizin şimdi sergilediğiniz sendrom Türk sahanın klasik sendromu. Klasik sendrom. 50 yıldır. Yani ben 50 yıl evvel, 45 yıl evvel okuduğum şeyler geliyor aklıma. 45 senedir bu Türk sahası aynı şeyleri söyler durur. Aynı şeyleri söyler. Hocam 45 yıldır bunların hiçbiri konuşulmuyordu bile. Hayır, nerede konuşuluyordu. Siz konuşulduğu yerlerde bulmamışsınız. Şimdi ikinci anekdotum şu. Mütarekede kaçmış gitmiş iddiatçılar. Meydan kalmış Hürriyet ve itirafçılara. Ali Kemal dönmüş. Peyami sabahta zehir zemberek yazılar yazıyor iddiatçılar aleyhine. Fakat bakıyor ki bir yandan bu İttihat Terakki toparlanıyor. Şimdi Karakol Cumhuriyeti kurulmuş. Milli Kongre var başında Sıhhiye Paşası, Esat Paşa. O Hasan Esat Işık'ın babası eski CHP senatörü. Ali Kemal biraz rahatsız oluyor. Pireleniyor. Ve ufak tefek İstanbul kamuoyunda da iddiatçılar toparlanıyorlar. Ankara toparlanıyor. İstanbul'dan Ankara'ya yardımlar gitmeye başlıyor. Bir gün şöyle bir yazı yazıyor Ali Kemal. Kimse inanamıyor onun yazdığına. Yaşasın İttihat ve Terakki diye. Acaba ne var altında diye bir okuyorlar. Hani bir mürettip hatası mı? Böyle bir başlık atar mı Ali Kemal? Yeminli iddiatçı düşmanı. Ali Kemal aşağıda şunu yazıyor. Diyor ki bakın görürsünüz şimdi bu İttihat Terakki aleyhtarları var ya. Yarın bu iddiatçılar birer ikişer oradan buradan sökünesin çıksın gelsinler diyor. Bunların işi belli olmaz. İpler yarın bir ellerine alsalar farz-ı muhal diyor. Yeniden hükümet mükümet olsalar. Şimdi bu ortalıkta diyor iddiatçıların aleyhinde bulunanların çoğu onların tarafına geçer ve yaşasın İttihat Terakki diye bağırmaya başlar. Çünkü bu bizim millet enteresandır diyor. Hani diyor Rusların bir sözü vardır. Derler ki bir Rus'u kazıdığınız zaman biraz kazıyın altından Tatar çıkar. Bu Türkler de böyledir diyor. Bir Türk'ü biraz kazıyın altından İttihat Terakki çıkar diyor. Ali Kemal. Şimdi İttihat Terakki'yi yanlış değerlendiriyoruz. Çok iddialı konuşmuş. Ya bir şey efendim, söyleyeceğim. En azılı İttihat Terakki düşmanı. Anladım da. Şimdi Pelin Hanım bakın burada problem şu. Hiç kimse şöyle aptalca bir şeyi ileri süremez. Bu İttihat Terakki'ciler melaike iddiatçılar. Bu İttihat Terakki hata etmedi. Kabahati yok, kusuru yok. Bunların her biri bir kahraman. Bunlar doğru değil. Bunların bir yığın hatası var. Vahim hataları var. En başta Sultan Abdülhamit Han'ı tahttan indirmeleri, hal etmeleri. 1909. Size karşısınız yani. Efendim gayet tabii. O başka bir şey. Ama buraya hadiseler nasıl geldi? Şimdi bunların mesela birinci derdi, birinci meselesi Jön Türkleri fikri olarak en iyi çalışan Türkiye'de beyefendi de kabul eder. Şerif Mardin Hoca'dır. Jön Türklerin siyasi fikriyatını. Şerif Mardin Hoca eserinin netice bölümünde şöyledir. Birinci cümlesi şudur. Jön Türklerin siyasi fikirleri. Hı. Der ki Jön Türklerin birinci idealinin meşrutiyet ve kanuni esası olduğu tezi doğru değildir. Bunların birinci meselesi, asıl hedefi devleti ayakta tutmak. Bunların ne? İşin tuhafı hepsi Osmanlıcı. Şimdi Tarık Zafer Tunay'ın yaptığı bir şey ayrım var. İslamcılık, peki, Türkçülük, şimdi, Batıcılık. Hocanın da bunların az önce söylediği. Bunların büyük ölçüde hepsi Osmanlıcı. Tamam niyet iyi olabilir ve muhafazakar. Peki hocam siz beceriksizlikten mi bir takım hataların ortaya konduğunu düşünüyorsunuz? Bakın hanımefendi bunlar yani bir yanlış kabul üzerine bir şey teori bina ettiniz mi o da yanlış olur. Bu beceriksizlik dediğimiz şey ne? Devlet zelzeleye tutulmuş gibi sallanıyor. Yemen'de isyanlar çıkıyor, peşinden Trablusgarp çıkıyor. Mahmut Şevket Paşa büyük bir gaflet eseri avcı taburlarını Yemen'de isyan çıkınca Trablusgarp'tan aldı, Bingazi'den Yemen'e sevk etti. Abdülhamid'in kadrosu henüz devlette, hükümette duruyor elçiliklerde. Hakkı Paşa Roma sefiri kebiri Osmanlı'nın. Hakkı Paşa biç oynarken istihbarat raporu geliyor önüne. İtalyanlar Bingazi'ye asker çıkardılar Trablusgarp'a. Hakkı Paşa biçi bırakmıyor bile. Hakkı Paşa Sultanahmet Devri paşalarından. Başka bir şey. Bakın Balkan felaketi şimdi diyoruz. Şimdi bakın o kadar önemli. Balkan felaketi diyoruz. Peki, Balkan felaketi. Hocam siz de lafa girdiniz ya. Balkan felaketinden vereceğim lafı. Balkan felaketi ilgili bir şey söyleyeceğim. Hocam ama siz bir şey dediniz mi? İki paragraf peki, minimum geliyor. Balkan şimdi, felaket diyeceğim şimdi, size. Şimdi Trablusgarp o kadar önemli ki bunlar hemen zaten İttihat ve Terakki'nin Abdülhamit Han'ın tahttan indirilmesiyle beraber ortaya çıkan hadiseler. Trablusgarp'ta İttihat ve Terakki ne yaptı ilk olarak? Milis Abdülhamit Han'ın belli yerlerde nasıl Güneydoğu'da olduğu gibi bir takım alayları aynen milis kuvvetleriyle koruyordu Trablusgarp'ı.
milis kuvvetlerini lağvettiler. Oranın mahalli kuvvetlerini. Beyefendi, anında değil. Lağvetti. Beyefendi, ve öyle. İkincisi oradaki avcı taburları oradaki, vardı. Mahmut Şevket Paşa Yemen'e gönderdi avcı taburları. Oradaki hem avcı taburlarını gönderdi hem de askeri malzemeyi dahi gönderdi. Yani bir anlamda Trablusgarp'ın en kolay bir biçimde İtalyanlara sunuverdi. Turgut Reis'in yadigarını bize İtalyanlara orayı peşkeş çektiler. Kim peşkeş çekti? Çok. İttihat ve Terakki. Akabinde. Yapmayın Allah aşkına. Akabinde. İttihatçılar gitti, savaştılar, direndiler. İtalyanlar şimdi, kıyıdan içeriye adım atamadılar. Şimdi çok iyi niyetli olabilirsin. İlkokuldaki talebeler, çok iyi niyetli olabilir. Ama müdürün yerine geçip de okul idare edemez. Üniversitede öğrenciler çok iyi niyetli olabilirler, çok gayretli olabilirler. Profesörün, dekanın, dekan yardımcılarının yerine geçip üniversiteyi idare edemez. Sen askersin ya. Sen devlet idarecisi misin? O zaman çok iyi niyetli bugün askerler gelsin devleti idare etsin. Biz idare edelim. Sen yapamıyorsun. Yani yolun birinci adımı doğru olmazsa diyorum. Yolun birinci adım. Adam iyi niyetliymiş. Bana ne senin iyi niyetinden? Evet. Cehennem iyi niyetlerle doludur diyor hadis-i şerifte. Yani senin iyi niyetin vatan kurtarmadı. 9 senede vatanı toprağın altına gömdü. Beyefendi bu vatan nereden geldi, mevcut vatan? Şimdi bu vatan nereden geldi bunlar gömdüler? Balkan harplerinin temel sebebi ne? Temel sebebi. Balkan devletçikleri neden Osmanlı'ya karşı birleşemiyorlardı? Kiliseler ayrılığı vardı. Kiliseler ve mektepler. Abdülhamit Han da bunu körüklüyordu. Ne yaptı İttihat Terakki? Kiliseler ayrılığı bunların problemlerini çözdü. Evet. Ve 3 tane Balkan ülkesi, büyük Sırbı, büyük hata değil mi? Büyük hata gayet. Sırbı, Bulgarı, Yunanı, Karadağ. Birleşti Karadağ Sırbistan. Ve hepsi beraber Osmanlı'nın üzerine çöküverdi. Bunlarla baş edemeyecek durumda mıydı Osmanlı? Bakın böyle de değil. Osmanlı öyle çökmüş, bitmiş bilmem ne görmeyelim. Birinci Cihan Harbi'ne bütün bunların üzerine 2 milyon 700 bin şey çıkarttı Osmanlı. Ya kim ve çıkardı bunu? Bir Cihan Harbi'nin ömrünü 2,5 sene uzattı bu millet. Ama Balkan savaşlarında... Oraya gelince bu millet hocam Osmanlı. Bir dinle, bir orada evler yok. Ama Balkanlarda... Balkanlarda yok evet. Harbiye nazır, başkumandan vekili. Ya bir dinle, ben dinliyorum hocam ya. Balkanlarda evet, perişan dinle, oldu. Bak, dinleyin diyeceksin. Dinleyin hocam. Kendinizi dinleyiniz, kaybetme. Lütfen dinleyiniz. Ben her sözüne karışmıyorum ama. Sözüne değil, sözünüze. Hocam sözüne diyorum o zaman. Dinle yani ya. Allah Allah. Ben her şeye karışıyorsunuz. Ay, böyle bir edepsizlik Allah olamaz. Allah. Ne diyorsun? Bana sen mi hitap edemezsin? Hocam her sözüne karışıyorsun ama. Ben de her sözüne karışıyorsun değil. Beyefendi edebinizi bırakın. Al. Yani hala size siz diyorum. Al yayına. Parmağınızı kaldırmayın bana. Sizi sıkıntıya sokmayalım. İzin verin. Ben ayrılayım. Siz yapın. Peki hocam bakın şu anda yayındayız. Şimdi siz eğer bir derdiniz varsa... Kendi içinizde anlatmak istedikleriniz varsa işte 50 senedir bunlar bir böyle... Bir tartışmanın ortak kuralları olur. Ona riayet edilirse o tartışma. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben Ahmet Şimşirgil'i o kadar uzun zamandır tanıyorum ki size de saygısı olduğuna %100 eminim. Burada eğer sen diye ağzından bir hitap çıktıysa bu saygısızlık falan filan değil. O yani o konuşma, o bir üsluptur. Bazı insanlar o şekilde konuşur. Hayır, ben hayatta ilk defa yani. Gördüğüm hiçbir insana... Ben ilk defa dahi de karşısındakini cehalet, 30 yaş küçük de olsa hayattaki cesareti tabii. Ama hocam bir şey söyleyeceğim. Her şeyle suçluyorsunuz. Bir dakika Şimşirgil hocam. Siz diyorsunuz ki 50 senedir bazı şeyler bu memlekette yanlış konuşuluyor, evet, yanlış anlatılıyor evet. diyorsunuz. Burası evet. Türkiye'nin en büyük kanalı. Burası TRT 1. Şu anda her yerde en ufak bir antenle bile çeken bir televizyon kanalında çalışıyoruz. Ve canlı yayındayız. Ve sizin kendi meramınızı anlatma şansınız var. Yani ve gerçekten de tweetlere baktığım zaman... Seyirci tartışmayı sabote etmezse olacak. Hayır sabote etmiyor hocam. Yapmayın gözünüzü seveyim. Böyle bir şansınız var. Hayır, birlikte konuşun. Ama ya, siz diyorsunuz ki kendi fikrinizi, sizin fikrinizi savunan, sizin arkanızda duran insanları burada temsil etmeyi ben bırakıyorum bu koltuğu, çekiyorum gidiyorum diyorsunuz. Ne gerek var hanım hocam? Hanım bir şey söyleyeyim. Bak bir şey yanlış anlaşılmasın. Ben kimseyi temsil derdinde falan değilim. Kimsenin temsilcisi değilim. Senedir... Sadece nefsimi temsil ediyorum. Eyvallah nefsinizi temsil edin de sonuçta Enver Paşa'ya ile ilgili İttihat ve Terakki ile ilgili olarak olumlu hissiyatınızı ve düşüncenizi ve tarihi gerçekler bunlardır diye masaya koyuyor musunuz? O zaman insanlar da bunu bu gece duyuyor mu? Hiç bilmeyenler arkadaşlar, de dinliyor mu? Arkadaşlar bir su alabilir miyim? Hocaya su verin. Şimdi çok rica ediyorum. Yavaş yavaş dinleyelim. Ahmet Şimşirgil'in de yemin ediyorum niyetinden çok eminim ve kefilim.
Hocam siz de madem böyle bir hassasiyeti var. Hayır ben hocam çok sık böldüğü için konuşuyorum. Hanım, sözü siz yani, dağıtın. Biz de ben, size hitaben tamam, konuşalım. Yani. Söz mü? Sözü ben dağıtıyorum. Tamam. Tamam mı? Tamam. Nerede kaldık? Bak kafa gitti. Bakın Balkan Savaşları'nı söylüyordum. Ha, Balkan Kiliseler Savaşları Birliği'ni söyledim, anlattım. Onu söyleyeyim. Ay Allah. İttihat ve Terakki'nin ilk yaptığı işlerden bir tanesi kiliseler ayrılığını çözdü. Bulgar Kilisesi ile yine Sırp, bunların bir araya gelmesinin imkan ve ihtimali yoktu. Hı. Rum kiliseleriyle beraber birbirlerine zıtlık vardı. İttihat ve Terakki bu zıtlığı giderdi ve çözdü. Ve biz dört Balkan devletçiyi, dünün 2-3-4 eyaletine korkunç bir bozguna uğradık. Edirne düştü. Bunun neticesinde Edirne'ye kadar 500 yıllık bizim Balkan hakimiyetimiz yok oldu. Hatta orada çok önemli bir hata daha ettiler. Burası gidince bu ana kadar bir Osmanlıcılık fikri vardı bunlarda. Bu defa Türkçülük fikrini işlemeye başladılar. Orada Türkçülük fikrini işlemeye başladılar. Bu defa da Arnavutları da kaybettik biz. Karşımıza yine uzun 500 yıldır yine bizimle olan ve o Balkan ülkelerine karşı en fazla bizim yanımızda bulunan ve bize destek olan Arnavutluk da bizim karşımıza geçti. Çok önemli bir şey daha söyleyeyim. İttihat ve Terakki'nin çok mühim bir hatası olarak. Bakın Edirne'de Şükrü Paşa, Edirne müdafiği. Müthiş bir komutan ve Şükrü Paşa'nın Edirne müdafası bizim askeri tarihlerimizde okutulması gereken, bilinmesi gereken, bütün şu milletin onun oradaki 40 gün savun derken 6 aylık savunması fevkalade mühim bir hadisedir. Şükrü Paşa Edirne'yi savunurken Cemal Paşa işlerinde o zaman ne için Rumeli'yi savunuyorsunuz? Ne için savunuyorsunuz? Burayı terk edin. Anadolu'yu savunun diye ve Şükrü Paşa seni Edirne'de astırırım demiştir ona. Ve oradan çıkmasını istemiştir. Hatta Doktor Bahattin Şakir var. Kaybedileceği anlayınca o zaman Kızılay'da cemiyetinde görev yapıyor. Diyor ki Selimiye düşecek, düşmanın eline geçecek. Edirne düşerse Selimiye düşmanın eline geçecek. Bu Selimiye'yi dinamitleyelim, Selimiye Camii'ni yıkalım diyecek kadar gözü dönmüş insanlar. Yani bir eseri bir yerden çıkarken kendimizin mahvetmesi. O Şükrü Paşa'yı bunların intikamı bitmeyecek ve 6 ay esir olup kalıp da İstanbul'a gelirken arabasının perdelerini çektirecekler, seni öldürürler diye bu kadar başarılı olmuş bir subayı insanlara göstermeyeceklerdir ve onu azledeceklerdir, emekliye sevk edeceklerdir. Son derece önemli bir husus. Bütün bunların temel sebebini söylüyorum. Askerin arasına siyasetin girmesidir. Asker arasına siyaset girdiği zaman orada artık asla bir başarı gelmez. Bir başarının imkan ve ihtimali yoktur. İttihat ve Terakki en kötüsü itibariyle söylüyorum. Bütün bu temel kayıpların en önemli faktörü odur. Askerin içine siyaset girmiştir. Ve Balkan Savaşları'nın da sebebi böyledir. Bitti mi hocam? Evet, ya bu konuda böyle. Peki. Balkan Savaşları. Şimdi Pelin Hanım, bu Balkan Savaşları... O Cemal Paşa şimdi... yerine Talat Bey yalnız, onu düzelteyim. Tamam. Özür dilerim. Evet. Talat Bey diyordu, Edirne'yi terk edelim. Ne için savaşıyorsunuz diye askeri birbirine düşüren Talat Bey'di, onu düzelteyim. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bu Talat Edirneli, kendisi Edirneli. Babası Kırcaali doğumlu, kendisi Edirne'nin bir mahallesinde doğmuş. Bir adam doğduğu yeri, burayı niye savunuyorsunuz, terk edelim, bunun bir mantığı olabilir mi? Bir de Talat Bey'i zerre misgal tanıyan, hiç kimse Talat'ın o gün yaşayan düşmanları bile bunu söylemezdi. Bu Cumhuriyet'in sonraki devirlerinde Türk sahanın bunlar uydurduğu şeylerdir. Sultan Vahidettin bile diyor ki bakın Talat Paşa için, eğer Talat diyor o çevre içinde kirlenmeseydi, ne söylediğimi biliyorum, Vahidettin diyor, Talat Bey o muhit içerisinde kirlenmeseydi, biz Talat'la bu memleketi kurtarabilirdik. Zira Talat Bey bizim milletimizin ruhunu,
derinliğine tanımıştır. Ruhuna derinliğine vakıftır diyor. Vahidettin diyor Talat Bey için. Talat'ı düşmanları bile vatanseverliğini takdir etmiştir. Ahlakını, idealizmini. Talat 1912'de askerliğini fırsat bulup yapamamış. Savaş başlayınca Balkan Savaşı. İttihat Terakki hükümeti düşürülmüş iktidardan. Beyefendi anlatıyor bunları. Hani dönemin ayrıntıları var. Bakın Moradunkyan Efendi, Ermeni Moradunkyan Efendi kabinede Dışişleri Bakanı. Moradunkyan. 1912 Temmuz'u Sait Paşa hükümeti düşürüyor. İttihatçı hükümet. Sait Paşa İttihat Terakki yanlısıdır. İttihatçı değildir. Abdülhamit'in de son, yani 1908'deki sadrazamı da Sait Paşa'dır. Namı diğer Şapur Çelebi. Kamil Paşa ile rakiptirler. Bu Sait Paşa çok iktidarperver bir adamdır. Biraz bizim hani 6-7 kere gitmiş gelmiştir Süleyman Bey'e benzer. Sait Paşa. Küçük Sait Paşa denir. Çok ufak boyludur. Benim gibi Allahu Alem benden de kısa boylu. Cülus ettiğinde Abdülhamit'e Mabey'in ahalisi takdim ediliyor. Bunu da takdim etmişler. Çok başarılı bir birinci katip filan. Sultanahmet o ciddi adam bunu görünce böyle bir gülme tutmuş Abdülhamit'i. Koltuğun altına almış Sait Paşa'yı. Defaatle sadalete getirdi. 1900 Hakkı Paşa'dan sonra, Hüseyin Üslü Paşa'dan sonra sadalete geldi Sait Paşa. Fakat Sait Paşa hükümeti 1912 Temmuz'unda düşürüldü. Sait Paşa hükümetinin yerine baba oğul hükümeti denilen yahut büyük kabine denilen Gazi Ahmet Muhtar Paşa başkanlığında yeni bir hükümet kuruldu. Oğlu Mahmut Muhtar da kabinede Bahriye Nazırı olduğu için baba oğul hükümet de derler ona. Gazi Ahmet Muhtar Paşa şu hani 93 harplerinin doğudaki meşhur kahramanı. Doğu cephesi kumandanımız. Çok ileri yaşlarda sadrazam oldu. Fakat Muhtar Paşa'nın sadareti esnasında Balkan İttifakı zaten başlamıştı. Gözden kaçırıldı. Bunlar hep İttihat Terakki aleyhtarı hükümetler. Sait Paşa'dan sonra. O Ekim ayında Balkan Savaşı patlak verince istifa etti, yerine Kamil Paşa hükümeti kuruldu. Balkan faciası esas Kamil Paşa hükümeti döneminde zirveye çıktı. 500 senelik yurtları 40-50 günde kaybettik. Ama bu dönemde iddiatçılar iktidarda değiller. Talat Bey de düşünün şimdi bakanlık yaptıktan sonra mebusluktan, meclis ikinci reisliğinden sonra diyor ki ben bu muvazzaf askerliğimi de yapmamıştım, yapmadıydım. Gidip şu ikinci orduda bu arada askerliğimi de yapayım. İkinci orduya gidiyor. Şükrü Paşa'nın emrindeki Edirne'de askerliğini yaparken Talat'la alakalı bu rivayet vardır. İşte Talat siyasi propaganda yapmış ordu içinde. Orduda bir halaskaran grubu var. Halaskar zabitan grubu var. Bir de iddiatçılar var. Onun için çağırmış Şükrü Paşa Talat'ı, demiş ki bak Talat seni ipe çekerim. Ya doğru düz askerlik yap ya da siyasetle uğraşmayı bırak. Şimdi bunu ne Şükrü Paşa'nın hatıratında görüyoruz ne sahih bir kaynakta. Ama bu bizde çok söylenir öteden beri. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. İddiatçılar büyük hatalar işlediler. Abdülhamit'in hali tahttan indirilmesi bir hatadır. Daha sonra tabancayla siyaset yaptılar. Silahla siyaset yaptılar. Böyle kurulmuş bir örgüt hatadır. İçlerinde her türlü insan var hatadır. Başka türlü olması da çok zor. Ama bu adamlar aynı zamanda son derece vatanperver, son derece idealist, son derece çalışkan. Özellikle şu söylenir. Müthiş. Mesela içlerinde her türlü adam vardır dedi ya hocam. Var, gayet tabii. Şimdi Sultan bu kadar fazla farklı görüşe sahip insanın bir arada olabilmesinin en büyük sebebi zamanında Sultan Abdülhamit'in istibdat yönetimine karşılık herkeste bir böyle artık bıkkınlık gelmesi. Bütün muhalefeti birleştirmişler. Şimdi bütün muhalefeti birleştirdi ama iddiatçılarla ilgili yine ortaya koyulan en büyük eleştirilerden bir tanesi. Evet, yani insanları bu noktada bir araya getirdi ama sonrasında öyle bir tablo oluştu ki size söz vereceğim. Şimdi önce Şimşirgil'e sonra size döneceğim hocam. Öyle bir durum oluştu ki mumla arar oldular Sultan Abdülhamit dönemini denir. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi nedir? Şimdi bir defa Abdülhamit Han tahta çıktığı zaman Abdülhamit Han devrini çok iyi mesela bilmek, etüt etmek lazım. Abdülhamit Han tahta çıktığı zaman ekonomisi mahvolmuş, bitmiş. Yani iflasını ilan etmiş bir devlet var. Abdülhamit Han tahta çıktığı zaman
Abdülaziz Han bir önceki padişah, şeyi saymıyorum, arada 5. Murad'ı, yine bir darbeyle indirilmiş ve öldürülmüş bir padişah. Abdülhamit Han tahta çıktığı zaman bir birinci meşrutiyetin biz tecrübesini yaşadık. Ve birinci meşrutiyette devlet en büyük ilk darbelerden birini yedi. Neydi o? 93 Harbi'ne Osmanlı'yı soktular. Yine bu darbeciler, bir darbeci grubu Osmanlı'yı 93 Harbi'ne soktu. Ve Ruslar bir taraftan Yeşilköy'e, bir taraftan Erzurum'a kadar geldiler. Korkunç bir darbe. Bakın birinci meşrutiyet darbe ve o darbenin akabinde gelen korkunç bir felaket manzumesi. Osmanlı bitti denilen bir dönem. Şimdi siz orada o birinci meşrutiyeti kaldırıyorsunuz ve şahsi idareyi ele alıyorsunuz. 30 yıllık. Nasıl bir idare bu? Borçları neredeyse %80-90'ını ödüyorsunuz. Güçlü bir devlet, dünya devletleri o ne diyecek diye bakmadan bir karar alamıyorlar. Abdülhamit Han'ı tahttan indirmeden hiçbir harekete girişemiyorlar. Bu çok önemlidir. Ve Osmanlı'yı gerek sanayi sahasında, gerek eğitim sahasında, mekteplerde, gerek ulaşım sahasında hemen nerede alırsak alalım dünyanın ilerlediği o dönemde bir diğer devletlerle, dünya devletleriyle yarış yapacak bir hale getiriyor Osmanlı'yı. Nasıl yıkacaklar bunu? Yahudi neyi istiyor? Filistin'i istiyor. İngiliz neyi istiyor? Musul'u istiyor, Kerkük'ü istiyor. Şimdi bunları alabilmek için ne yapması lazım? Abdülhamit Han'ı yıkması lazım. Ben bazen çok kullandığım bir söz vardır. Bizsiz bize yetmezdi güçleri, bizimle güçlenerek yettiler bize. Sen o Bulgar çetecisi Tandanski, oluk oluk Türk kanı akıtıyordu. Hareket ordusunun içinde Bulgar Tandanski vardı. Ve yıldız yağmasını Bulgar Tandanski yaptı. Sandanski. Son derece önemlidir bu Sandanski. Şimdi o kadar mühim ki sen orada oluk oluk Türk kanı akıtan adamla beraber yine o her yerde Türkleri mahveden Ermeni Hınçak Komitesi'yle, Taşnak Sütyun Komitesi'yle beraber hareket ediyorsun. Bunlar yarın seninle olacak mı? Seninle beraber mi olacaklardı? İddia Terakki katildi. Gözleri hırs göstermez. Şahin Kuşu'na soruyorlar. Ya sen kilometrelerce öteyi görüyorsun da neden tuzağı göremiyorsun? İşte oradaki tane beni mahvediyor diyor. Gözümü uyuşturuyor. O taneyi görüyor, tuzağı göremiyor. İttihat Terakki o şeye gelebilmek için Abdülhamit Han düşmanlığıyla neyin istibdadı ben bunu da anlamıyorum. Neyin istibdadı ya? İstibdat diyenler sen hafiyelerle dem sürdün ancak bunlar her tarafa kurdu salıncak diyor. Abdülhamit Han'a sen hafiyelerle ayakta durdun. Bunlar meclisi basıyordu, sadrazamları kafasından vuruyordu. Ya bu adamlar nasıl adamlar? Bunların zamanında gazeteciler Harbiye Nazırını da vurdular. Şeyleri de indirdi. Mahmut Şevket Paşa neydi? Bunu iddiatçılar mı vurdu? Onu da aynı hemen. Allah. Yani bu, ya hocam bu bunlar başlattı. Bitti bu işte. İddiatçıların sadrazamını iddiatçılar mı vurdu? Ya, onlar indirdi yine. Neyse onu şeyde. Da oraya koyalım. Yani, tamam. Madem öyle hepsi ya hocam ya. İpi çektiler. İpi artık çektiler, bitti tamam. Bu iş. Yani ne dedim bir yolu açmak önemli. Fırtına batan kayıklar da bunlar batırdılar. Neredeki? Ya fırtına, rüzgar esti. Mübalağa sanatını konuşturuyor hoca. Peki döneyim mi? Tamam şimdi, mıdır? Şimdi burada bir şey daha ifade edeyim isterseniz. Dönebiliriz. Yani onu daha sonra da anlatırım. Şimdi Pelin Hanım. İttihat Terakki'nin büyük hataları var. Jön Türklerin de büyük hataları var. Şimdi biz de usul olarak şöyle bir bakış tarzı hakim. Türk siyasi fikir hayatına, Türk siyasetine bir unsuru, bir grubu, bir kişiyi takdir mi edeceğiz? Ona toz kondurmuyoruz. Hiçbir hatası yok. Haşa, adeta peygamber mertebesine çıkarıyoruz. Ona karşı mıyız? Tenkit mi edeceğiz? Yerin dibine batırıyoruz. Esvele safiliğine indiriyoruz. Bunların ikisi de doğru değildir. Hakikaten sırat-ı müstakim ehl-i sünnet vasat yoldur der büyükler. İfrattan ve tefritten arınmış orta yol. Makul yol. Sultan Abdülhamit'in meziyetleri saymakla bitmez. Çok tutumlu bir adamdır.
devlet hazinesini toparlamıştır. Marif perspektifi müthiştir. Mesela Marksist cenahtan Mete Bey der ki, Mete Tunçay, eğer Sultan Hamid'in marif reformu o hızla devam etseydi onun dönemindeki gibi ve elif ba değişmeseydi diyor, alfabe değişmeseydi, Türkiye'de bugün her türlü okur yazarlık da eğitim seviyesi de çok daha yukarıda olurdu. Böyle bir marif hamlesi var. Sanayi kurmaya çalışıyor. Ne bileyim, hukuki olarak tanzimat reformlarını devam ettiriyor mesela. En iyi tanzimatçılardan bizidir. Tamam. Sultan Hamid. Ne bileyim, noterlik müessesesi onun zamanında tamam. geldi. Memurların emeklilik sistemleri onun zamanında geldi. Saymakla bitmez. Peki. Fakat sıkı bir idaresi var aynı zamanda. Şimdi cayır cayır Avrupa'ya talebe gönderiyor. Gitsin okusunlar diye. Şimdi Avrupa'ya, Paris'e gönderiyor öğrenciyi. Londra'ya gönderiyor. Roma'ya gönderiyor. Cenevre'ye gönderiyor. Şimdi İstanbul'dan çocuk gidiyor oraya. Okuyor, bitiriyor. İşte orada ne görüyor? Orada hür basın görüyor. Tartışma görüyor. Parlamento açık. İnsanlar rahatlıkla konuşuyorlar. Şu fikri yahut bu fikri savundular diye kimse KODES'e falan gitmiyor. Tutuklanmıyor, gözetlenmiyor. İstanbul'a geliyor. İstanbul'da ne görüyor? Burun bile diyemiyorsun. Diyemiyorsun. Sansür var. Hafiye var. Jurnal var. Şimdi bir de başka bir şey. Tabii Abdülhamit'in hani özrünü de söylememiz lazım. 33 yıl çok uzun bir zaman. Kolay değil. Ya tabii ki yorulur. Her iktidar yorulur. Her varlık yorulur. Her insan yorulur. Hani Lord Acton'un bir sözü var. Diyor ki her türlü iktidar bozar. Ama mutlak iktidar mutlaka bozar. Sultan Hamid'inki de mutlak bir iktidardır. İktidarın ilk yıllarında hataları olmamış mıdır? Olmuştur. 93 Harbi'ni, bilhassa Batı cephesini mübarek saraydan idare etmeye kalktı. Yıldız Sarayı'ndan. Olmadı. Biz 93 Harbi'nde o kadar kolay gerilemezdik. Ayas'ta. Peki hocam, bir şey söyleyeceğim. Zamanımız ilerlediği için söylüyorum. Sultan Hamit'in yaptığı yani hayırlı işleri biliyoruz. Sultan Hamit'in eleştirilecek noktalarını da biliyoruz ama iddiaçılara geldiğimiz zaman mesele şurada karışıyor. Bir saniye, bilmiyoruz bunları, konuşmuyoruz. Hayır, ben birazdan reklama gittiğimde bana diyeceksiniz ki Pelin esas meseleyi bana anlattırmadın. Ben oraya getiriyorum lafı. Buyur, o yüzden o sebeple. Ha, iddiaçılar Sultan Abdülhamit'in bu işte milletin boğazını sıkıyordu, rahat edemiyorlardı. Bunlar ihtilal yaptılar, meşrutiyeti getirdiler. Ha, eyvallah ama o zaman da Sultan Abdülhamit'in dönemini aratacak kadar demokrasiden uzak bir şimdi ondan evvel de iddiaçılardan evvel de demokrasi bizim hani paçalarımızdan falan aşağı sızmıyordu. Tabii. Burası tabii, şart toplumu. Tamam. Meşruti bir monarşiye geçtik, mutlak monarşiden. Ama şunu görmek lazım. Kemalistlerin, Batıcıların dediği gibi Osmanlı Devleti bir despotik monarşi, bir mutlak monarşi, Batılı manada. Öyle bir devlet değildir. Çok erken zamanlardan itibaren bir kanun devletidir, bir hukuk devletidir. Verebileceğimiz şaheser misaller vardır. 1683 seferini açtığı zaman Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Avusturya elçisi geldi, vezirlerin adeta ayaklarına kapandı. Biz vergimizi zamanında veriyoruz. Hudut ihlallerine kalkışmıyoruz. Hudutları ihlal edenleri cezalandırıyoruz. Daha evvel yaptığımız muahede var, musalehaname var, barış antlaşması var. Bize neden üzerimize sefer açılıyor? Sefer açılacağını öğrenmişler. Padişahla görüşmeleri mevzubahis değil de Merzifonlu'yla bile görüşemiyorlar. Ve kalkar bakın Avusturya elçisi Osmanlı Şeyh İslam'ından fetva ister. Der ki bir gayrimüslim ülke, devlet taahhütlerini yerine getirdiği halde onun üzerine devleti Osmanlı'nın sefer açması şer'an, şer'i şerife göre caiz midir değil midir? Şeyh İslam ne cevap veriyor biliyor musunuz? Caiz değildir diyor. Kendi devletini haksız çıkarıyor. Böyle bir hukuk anlayışı var. Böyle bir kanun anlayışı var. Osmanlı bize Batıcıların anlattığı Osmanlı değil. Ama bunu da abartmayalım. Bu bir peygamberler devleti de değil Pelin Hanım. İnsandan bahsediyoruz. Zaafıyla, meziyetiyle. Sultan Abdülhamit de böyle. İttihatçılar da böyle. Sonrakiler de böyle. Bunlar bir neslin içindeki büyük bir dramın aktörleri. İttihatçılar bu hataları ettiler. Ama Enver'in başkumandan vekilliğinden sonra, Harbiye Nazırlığı'na gelmesinden sonra 6 ay gibi kısa bir zamanda orduyu, devleti savaşa hazırladı. Bu askerlik tarihinde görülmemiş bir şeydir. Balkanlarda komitacıların önünden bu
Yani kaça kaça İstanbul'a zor düşen Osmanlı ordusu Çanakkale'de destanlar yazdı. Kutule Mağara'da destanlar yazdı. Galicia'da keza, Doğu cephesinde keza. Bu ordunun başkumandanı Enver Paşa, bir iddihatçı, başkası değil. Hocam bir şey söyleyeyim mi size? Ben zaten az önce o meseleyle ilgili olarak kendi şerhimi ortaya koydum ve benim görüşümde... Nedir şerhim? Ama yani işte bu Enver Paşa ile Mustafa Kemal Atatürk arasında yapmış olduğunuz kıyaslama ve... Tamam siz öbürünü tutun canım, yani hiçbir beis yok. Hani ben kendi şeyimi söyledim, kanaatimi söyledim. Peki ben de o zaman seyircinin kanaatini söyleyeyim. Seyirci de böyle infilak ateş etti. Evet. O. Türkiye Günlüğü açık. Gelsin orada infilak etsinler. Ben onları teker teker tane tane ikna edeyim. O konuyla ilgili Mustafa son olarak Kemal'in, sizin... Mustafa Kemal'in başkumandanıdır Enver. Mustafa Kemal'in kumandanının 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 da kumandanıdır. Enver Harbiye Nazırı'dır. Kurmay Başkanı'nın Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi'ni tayin eden adamdır. Mustafa Kemal yarbaydı. Onun kumanda ettiği orduda. Bunları yerli yerine koyalım. Ama Kemalist resmi tarih Mustafa Kemal'in yerini yükseltmek için Enver'in yakın tarihteki yerini bastırmayı lüzumlu gördü. Bizim İslamcılarımızla, Türk sarıyla, Kemalistlerin de ittifak ettiği bu Enver ve İttihat Terakki aleyhtarlığıdır. Her ikisi de vahim surette yanılmaktadırlar. Valla bir bir kesimde bir kesimde biliyorsunuz onlar gitsin biraz tarih okusunlar. İttihat ve Terakki ve özellikle de Talat Paşa üzerinde olumsuz yorumlar varken mesela, Enver Paşa sıyrıl. Ha Enver'i sıyırıyorlar. Ha, böyle bir durum da var. Yani o akımı da unutmayalım. Şu o meseleyle hani ilgili. Akım değil yani onu ben de söylerim. Mesela şunu... Yani o zaman o fikri dile getirenleri de unutmayalım demek istemiştim. Buyurunuz. Şimdi Mustafa Kemal deyince mesela Mustafa Kemal İttihat ve Terakki'ye giriyor. Ama akabinde şunu görüyor. Bu çok önemli bir görüştür. Ordu siyasetle uğraşmamalı. Bakın az önce söylediğim husus, ordunun içerisine politika, siyaset girdiği zaman zaten 50 parça, 50 görüş bunlar birbirleriyle. Bu bir devletin mahvına, siyaseti çıkaran Enver'dir. Bir devletin mahvına sebep olur diyerek oradan ayrılıyor. Bu önemli. Ondan ayrılmıyor şimdi, ayrıca bakın onu bilmiyorsunuz. Trablusgarp'a gönderdiler. Trablusgarp Afrika temsilcisi olarak katıldı 1909'a. Şimdi bir hayır, yanlış bir şey de onun için. Ha, düzelsin ben hocam. Ben ama söylemiyorum. Benim katılmadığım çok sözünüz var. Bakın hareket ordusunun kurmay başkanı Mustafa Kemal'di. Kumandanı Hüsnü Paşa'ydı. Enver Berlin'den geldi. Mustafa Kemal'i bir kenara itti. Hadımköy'de kurmay başkanlığını kendisi aldı. İttihat Terakki de Hüsnü Paşa'nın yerine Mahmut Şevket Paşa'yı getirdi. Mustafa Kemal de kırgınlıkla Hadımköy'den Selanik'e geri döndü. Sonra Mustafa Kemal'i Trablusgarp'a müfettiş gönderdiler. Trablusgarp mümessili olarak Merkezi Umumiye Kongre'ye katıldı. Orada bu rahatsızlığından ötürü bunu Şevket Süreyya söylüyor, ben söylemiyorum. Peki Şevket Süreyya söylüyor. Evet, ben, siz dinliyorsunuz şimdi. Ben tabii katılmadığım benim de çok şeyim var hocamın. Ama dinliyorum netice itibariyle. O zaman İttihat Terakki'nin marşında da şöyle yazıyor. Bir beladan bin bela icat eder hain Yezid. Ademiyet, mülkü millet, düşmanı Abdülhamid. Ademiyet, mülkü millet, düşmanı Abdülhamid. Bir beladan bin bela icat eder hain Yezid. Terbiyesizlik İttihat etmiş. Terakki'nin o marşında terbiyesizliktir. Abdülhamid Han'la ilgili bir söz ve yine bir iddiatçı. Yine bir iddiatçı ama iddiatçılardan ayrılan filozof Rıza Tevfik. Sonra cinsi bozuk ahlakı fena bir sürü türedi girdi meydana. Hocam şimdi hakaret ediyor diye bana hakaret etme diyordu. Bir ittihatçı söylüyor. Sonra cinsi şiiri, bozuk, ahlakı fena bir sürü türedi girdi meydana. Nereden çıktı bunca veledi zina? Yuh olsun bunların ham erbağına. Sonra filozof Rıza Tevfik de onların yaptıkları karşısında bunu söylüyor. Ama devamını bunların, okuyun şiirin, devamını ben, okuyun. Milliyet davası fıska büründü, ridai diyanet yerde süründü. Milliyet davası fıska büründü. Milliyet tamam, dedikleri fasıklık oldu. Ridai diyanet yerde süründü. Dinin sancağı da yerle beraber oldu. Anlıyorum, Türk'ün ruhu zorla, belki izleyicilerimiz anlamayabilir. Türk'ün ruhu zorla asi göründü. Hem peygamberine hem Allah'ına. Sonra? Yani, etek öpmeyenler. Padişah etek öpmeyenler secde ettiler. Herhalde Enver için söylüyor. Bir asi zabitin pis külahına. Yok onun için demiyor da. Enver için oraya söylemiyor mu? Hayır. Ben Enver için söylüyor diye biliyorum. Peki. Şimdi şimdi ben bunların dini o kanuni yasağa girer. O söylemeyelim onu.
programın da akıbetini anlaşıldı. Evet. Anlaşıldı. O zaman Rıza Tevfik'in gelip şimdi söylemesi Rıza Tevfik, lazım. Herkes bir şey söyleyebilir. Şimdi Rıza Tevfik'le mi siz İttihat Terakki'yi vuruyorsunuz? Rıza Tevfik Paris Konferansı'na ben gitti. Ben bunların dini bir olarak, meselesine bir iki bir şey. Evet. Delege olarak gitti. Bu Rıza Tevfik beyefendinin mehaz olarak kullandığı o şiir Sultan Abdülhamit Han'ın ruhundan istinbat. Fransız George Raymond diyor ki gazeteci. Necip Fazıl'a verdiği şiir. Bu beyefendi diyor ki Paris'te anam diyor odalıktı. Ben de Arnavut olmaklığım hasebiyle zaten Türk sayılmam. Rıza Tevfik Bölükbaşı. O folklorik şiirlerini çok severiz. Şairdir, filozoftur, pehlivandır, renkli bir adamdır. Ama Türklükten kaçan kaçana olduğu zamanda o da bu kervana katılmıştır. Hem Abdülhamit'e karşıdır, hem milli mücadeleye karşıdır. O da böyle cins bir adamdır Rıza Nur gibi. Şimdi dini meseleler için Fransız bir Raymond gazeteci Balkan Savaşları esnasında Çatalca'da bir Karadeniz köylüsünden naklediyor daha sonra kitabında. Diyor ki biz diyor önceden Allah için çarpışırdık. Peygamber için çarpışırdık. Cihada giderken kurban keserdik ve dua ederdik. Şimdi diyor hürriyet için çarpışıyoruz. Allah unutuldu, peygamber unutuldu, her şey unutuldu, din kalmadı, diyanet kalmadı. Peki hızlıca reklamlara gidiyoruz. Haydi. Ve sevgili seyirciler, zorlu bir gecenin sonundayız artık. Sizlere iyi geceler dileyeceğim. Biz ekipçe artık uyuyabilir miyiz onu da bilemiyorum. Hararetli bir tartışmaydı. Bizi ekranları başından takip eden herkese öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum. Bu programın derdi meseleleri anlamak, dinlemek, her açıdan dinlemek ve idrak etmek. Biz daha çok konuşmalıyız. Bizim gerçekten köklü bir tarihimiz var. Tarihimizde önemli şahsiyetler var. Daha çok konuşmalıyız. Tartışmadan konuşabilmeyi becerebilmeliyiz. Ve tabii ki de daha çok okumalıyız. Farklı kaynaklardan. Biz burada elimizden geldiğince farklı simaları sizlerle tanıştırmak istiyoruz. Çok teşekkür ederim Ahmet Şimşirgil'e ve Mustafa Çalık'a geldikleri ve anlattıkları için. Ebru Yücel'le Gündem Ötesi'ni hazırlıyoruz. Ekipteki tüm arkadaşlarıma, emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Bu hafta selam göndermem gereken kişiler vardı. Artık beni mazur görsünler haftaya. Onlara hem kitaplarını, kupalarını da göndereceğim. Bu gece sürekli tweet okuyor olacağım. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.